Okey. Axşamınız xeyir, hər kəsə axşamınız xeyir. Biz de burada, mən ABŞ-dayam, bizdə gün ortadır, Bakıda və İstanbul. Siz İstanbuldasınız, Əhməd bəy. Ankara. Ankara. Əhməd bəydir. Bugünkü mövzumuz müharibə zamanı əziyyət çəkən insanlar, əsgərlər, veteranlar və müharibədən əziyyət çəkən insanların birbaşa təsir eləyən və yaxud da ki, cəmiyyətin ikinci dərəcəli stres deyək ki, cəmiyyətdə psixososial durumunun necə qorunması, yaxşılaşdırılması üzrə biz bir qurum olaraq artıq seminarlara başlayırıq. Azərbaycan Sosial İş İctimai Birliyi olaraq və onun hal-hazırda mən idarə heyətinin üzvüyəm. Qərara aldıq ki, bir çox məsələlər cəmiyyətdə əhatə olunur, amma sırf müharibədən əziyyət çəkən insanların, veteranların, şəhidlərin və şəhid ailələrinin psixo və ya sosial durumu haqqında çox bəzi məlumatları var, amma o qədər də geniş deyil. Bu dəqiqə çox böyük yardım aksiyaları keçirilir, yardım kampaniyaları keçirilir ki, həmin ailələrin və onların iqtisadi məsələlərə əhatə olunsun. Amma ümumiyyətlə, dünyada belə bir xidmət var. Hərbdə sosial iş deyilən bir xidmət var ki, bu, məhz bu sahədə həmin ailələrin, belə deyək də, bomba altında olan ailələrin, müharibədən əziyyət çəkən ailələrin, şəhidlərin, onların ilk gündən yanında olur bu hərbi sosial işçilər və ömürlərinin sonuna qədər onlara iqtisadi, psixoloji və sosial dəstək verirlər. Yəni bu ailələr bu fəlakət deyək də, fəlakətlərdə özləri bununla məşğul olmurlar, tək olmurlar. Bu xidmət demək olar ki, hər bir sosial işçisi və fövqəladə vəziyyətdə olan sosial iş bir neçə ölkədə inkişaf eləyib, ondan birincisi irəlidə gedən, yəni ki, Amerikadır, Türkiyədir və İsraildir. Biz qurum olaraq bütün bu ölkələrdəki yerləşən sosial işçilərə və onların qurumlarına müraciət elədik Azərbaycan Sosial İş İctimai Birliyi olaraq və bir neçəsi artıq bizə geri döndü. İlki Əhməd bəydir, Türkiyə Sosial İşçilər Assosiasiyası, türkcə başqa cür gedir. Orada mən müraciət eləcəm. Fikri bəy, çox təşəkkür edirəm ki, Fikri bəy, Fikri Akbir, cəmimizə, istəyimə çox çox yaxından maraqlandı və məni həmin dərnəyin, Sosial İşçilər Dərnəyinin idarə heyətinin üzvü Əhməd bəylə də əlaqələndirdi. Əhməd bəy indi özü haqqında qısa danışar, amma Əhməd bəy Türkiyədə bu sahədə çalışan ən yaxşı aparıcı mütəxəssislərdən biridir. Əhməd bəy həm fövqəladə hallarda, həm fəlakətlərdə, həm müharibə dən çıxmış insanlarla və onların ailə üzvlərini itirmiş insanlarla travma üzərində çalışan bir mütəxəssisdir. İndi bugünkü görüşümüzün məqsədi sadəcə olaraq, qısa olaraq hərbi sosial işçi və daha çox travma, ümumiyyətlə, müharibənin insanların psixi sağlamlığına təsiri haqqında daha çox müzakirə aparacaq. Hansı təsirləri var? Eyni zamanda və bu təsirləri aradan qaldırılması üçün hansı texniklar var, yəni hansı psixoloji yardımlar var, sosial yardımlar var. Əhməd bəy bu sahə üzrə mütəxəssisdir və o sahə üzrə danışacaq. Haradasa bir 20, yəni necə bizim görüşümüz gedəcək, bir 20-30 dəqiqə Əhməd bəyin danışacaq. Ondan sonra biz sualları açıq elan edəcək. Kiminlə sualı varsa cavab verə bilər. Mən indi istəyərdim, Əhməd bəy, siz özünüz haqqında biraz məlumat verərdiniz, kəndiniz haqqında biraz bilgi verərdiniz, uzmanlığınızın sahəsi haqqında, bunu haqqında birinci danışardıq və özünüz haqqında bilgi verdikdən sonra mən istəyərdim ki, danışardınız ki, müharibə, konfliktlər, fəlakətlər, belə deyək ki, insanlarda hansı psixososial səbəb olur, hansı psixososial problemləri yaradır insanlarda. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Merhaba herkese. Birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu fırsatı sağladığı için hanımefendiye de çok teşekkür ederim. Derneğimiz de işbirliğine girdi. Zaten ben sosyal hizmet uzmanları, yani sizin deyiminizle Sosyal İşçi Derneği'nin yönetim kurulu üyesi ve travmadan sorumlu, travma ve ruh sağlığından sorumlu yönetim kurulu üyesiydim. Kendim hem lisans olarak sosyal hizmetim, yüksek lisansım aile ve evlilik terapisi üzerine. Bu esnada da daha çok klinik çalıştığım için de EMDR, göz travma, göz hareketleri duyarsızlaştırma tekniğinin akredite hocasıyım, yani süpervizyon hocasıyım. Hem sahada hem de eğitimlerde görev alıyorum. Kendim uzun sürede bu bizim Savaş ve Gaziler dediğimiz bir birimimiz var bakanlığımızın içerisinde. Bu kısımda da bu travma mağduru olan Savaş ve Gazi, Şehit ve Gaziler diyeceğim, Şehit ve Gaziler biriminde travma mağduru insanlarla çalışıyordum ve yakın aileleriyle. Ülkemizde de yaşanan bir takım, biliyorsunuz televizyonlarda da izliyorsunuz, bir takım patlamalar, ölümler ve benzeri kısımlar olduğunda da orada da genel olarak çoğunlukla koordinatör olarak görev alıyordum. Bugün aslında sizlerle sosyal hizmetin iki boyutundan bahsetmek istiyorum. Sosyal hizmet temel noktası nedir sosyal hizmet, sosyal işçinin sizin deyiminizde? İnsanın şeyinin geleceğiyle ilgili yaşamını, kalitesini artırmak. Yani bizim birinci temel görevimiz bu. Bunu yaparken de sadece sosyal boyutuyla değil, psikososyal boyutuyla. Çünkü bir bütün olarak düşünüyoruz. Ve bu nedenle eğitimli, özellikle terapist kimliği olan sosyal hizmet uzmanları da müdahale o içerisinde kullanıyoruz. Çünkü Türkiye'de sosyal hizmet uzmanlarının bir terapi yapma yetkinliği de var. Bu yeterli eğitimleri ve düzeyli aldıktan sonra. Ama bizim sahada birincil öncelik olarak bu tür esnada bir sosyal hizmet uzmanı olarak birincil öncelik olarak sizlere önereceğim, eğer fonksiyonel olmak istiyorsak ve doğru katkı sağlamak istiyorsak, birincil öncelik olarak ihtiyaç kaynak değerlendirmesini yapmanız lazım. Yani herkesin her şeye, her ortam olaya aynı tepkiyi vermediği için birincil öncelik olarak sizlerin dernek olarak, sosyal hizmet uzmanları olarak sizin bir ihtiyaç kaynak değerlendirme formunuzu geliştirmenizi istiyorum. Bu formun içerisinde kişilerin adı, soyadı, kimlik bilgileri ve bu olaydan etkilenme dereceleri, şekilleri, içinde bulundukları durumu, sorunları ve ihtiyaçları muhakkak belirtilmeli. Yani kaynaklara doğru yönlendirme yapabilmemiz için, örneğin Ali'nin travması var, diğerinin engelli çocuğu var. Herkes karışmasın. Yani bir sistem oluşturmamız gerekiyor. O yüzden de bir ihtiyaç ve kaynak değerlendirmesi muhakkak yapmanızı istiyorum. İkinci, ihtiyaç kaynak değerlendirmesi yaptıktan sonra da psikolojik ilk yardımı sosyal hizmet uzmanlarının muhakkak başlatmaları lazım. Bunlar da nelerdir? Kişilerin duygularını ve yaşadıklarını ifade etmelerini sunarak onların rahatlamalarını sağlatmalıyız ve afet veya bu dediğimiz kriz, savaş durumu ve travmatik olaylar sonrasında yaşanacak tepki ve baş etme yöntemlerine ilişkin bilgileri sunmalıyız ve kişilerin bunları anlamlandırmalarına yardımcı olmalıyız. Yani psikolojik stresle baş etme, travma nedir, travmayla baş etme ile ilgili muhakkak ve muhakkak sosyal hizmet uzmanları bu konuda bilgi vermeleri gerekiyor. Yani hem ihtiyaç ve kaynağı tespit ederken bir de kişilerin baş etme yeteneklerini güçlendirmek için bu psikolojik ilk yardımı muhakkak başlatmalıyız. Üçüncü aşamada toplumu harekete geçirmeliyiz. Yani toplumsal kaynakları kullanmalıyız. Bu olayla ilgili harekete geçirme kısmı. Bizim COVID-19'da da buna benzer şeyler yaptık. Bütün toplum kaynaklarını kullanabilmek için toplumun bu durumla ilgili bilgilendirmesini sağlamamız lazım. Ve önemli olan dördüncü aşamada sevk etme ve yönlendirme. Niye bunu çok önemsiyoruz? Çünkü bizim bu özellikle ihtiyaç ve kaynakları doğru değerlendirdiğimiz zamanlar bizim kişilerin ne yapmak istediğini, bu travmatize dediğimiz psikolojik müdahale olan kişilerin de doğru yere, doğru zamanda yönlendirmeyi yapmamız lazım. Yani biz sosyal hizmet uzmanları olarak birinci temel noktamız hak aramak olduğunu biliyoruz arkadaşlar, değil mi? İkinci aşamamızda haklarını korumak olduğu için havale yöntemi çok iyi uygulamamız gerekiyor. Bu nedenle de bizim öncelikle sizden istediğim temel nokta ihtiyaç kaynak değerlendirme formu oluşturmanız.
Bu formu oluştururken, sahada çalışırken de psikolojik ilk yardımları başlatmanız lazım. Psikolojik ilk yardımlar bunlar nedir? İşte travma nedir, stres nedir, stresle baş etme ve benzeri kısımları sağlamamız lazım. Toplumu oluşturmamız lazım. Bir de sevk etme ve yönlendirme oluşturmamız lazım. Doğru Evet. kişileri doğru yerlere, doğru kaynaklara. Yani sizden şunu isteyeceğim arkadaşlar. Bir bilgi merkezi oluşturmalısınız. Yani gittiğiniz köydeki Ayşe'nin, Fatma'nın, Mehmet'in tek tek etkilenme şekli, ihtiyaç tespiti ve oranı bunları tek tek formlar halinde oluşturmanız gerekiyor. Ve bu formları oluşturduktan sonra o kişiye örneğin yemeğe ihtiyacı olan kişi 150 kişi ise sosyal hizmet uzmanı belirlemeli. Psikolojik ilk yardıma ihtiyacı olan 50 kişi belli olmalı. Ya da engelli çocuğu olup engelli bakıma ihtiyacı olan 5 aile varsa bunlar o bilgi merkezi havuzunda muhakkak oluşturmasız. Bunun dışında en önemli kısım bizim bu etkilenme düzeylerini öğrenmemiz lazım. Sosyal hizmet uzmanı sadece sosyal kaynakları ve havale eden değil, müdahale edendir de. O yüzden de bizim bilmemiz gereken temel noktalardan biri travma nedir diye. Travmayı aslında baktığımızda travma insanın doğrudan şahit olduğu veya ölüm, ağır fiziksel yaralar. Başa alabilir miyiz Aytekin Hanım? En başa alırsak. Tabii. Evet. Buradan Evet. başlayalım. Evet, Buradan buradan başlıyoruz. Yaşamda izi silinemeyen ağır olaylar, büyük korkuların, çaresizlik ve güçsüzlük duygusunun ortaya çıkmasına neden olur. Ve travma yaşamış kişilerin duyguların, düşüncelerin ve ruhsal durumlarını uzun süre etkisi altına alır. Bakın, sosyal hizmet ve travma o kadar bağlantılı ki ben her sosyal hizmet uzmanının travma eğitimi almasının zorunlu olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim çalıştığımız bütün insanlar travmatizedir. Evlat edinmeye gelen aile bile, zengin aile bile travmatizedir. O yüzden bizim sosyal hizmet uzmanlarının travma eğitimleri muhakkak çok iyi olmalı. Çünkü bütün çalıştığımız gruplar travmatize. Bir de savaş ve savaş sonrası dediğimiz bu büyük afet ve krizlerde de çalıştığımız her grupta travmatize. O yüzden de temel nokta ne? Bakın arkadaşlar, çaresizlik ve güçsüzlük. Bütün travmalarda herhangi bir travma, bu fark etmiyor. Cinsel travmadan tutun, savaş travmasından tutun ve benzeri. Temel duygu çaresizlik ve güçsüzlük. İşte çaresizlik ve güçsüzlük duygusunun ortaya çıkması travmaya sebep olan durumlardan biridir. Bu yüzden de şu anki kısımlarda akut dönemi yaşıyorsunuz arkadaşlar. Şu an akut travma. Yani çünkü yeni olan bir haftalık dediğimiz post travma dediğimiz kısım değil, akut travma dediğimiz durumdur. Bu yüzden de bir travma sonrasında insan ruhsal kısmen fiziksel yaralar alır. Travmayı yaşayan kişinin dünyası değişir. Bunlar literatürde bildiğiniz şeylerdir. Bu nedenle de eğer bu travmatize olan insanlarda ne olur genelde? Ağrılar, uyku bozukluğu, korku durumları ve depresyon olur. Bu nedenle de bizim travmayı çok ciddiye almamız lazım. Çünkü travma insanın yeteneklerini kullanmasına da engel olur. Bu nedenle de sayfaya geçebilir miyiz? Bu nedenle de sosyal hizmet uzmanları travmatize insanı çok iyi tanımalılardır. Ve bunu bilmemiz gereken bir şey var. Her insanın travması vardır. En az bir travması vardır. Bu bizler için de geçerli. Ama şimdi Aytekin Hanım'ın söylediği gibi şu an özel bir durum var. Şu özel durumu unutmamamız lazım. Savaş sırasında insanların kaybı sadece ölüm kaybı mı arkadaşlar? Hayır. Sosyal kaybı var, duygusal kayıp var, vatanı ile ilgili kayıp var. Bakın savaşla askeri yani bu dediğimiz kısımda sadece kayıp bir kişinin kaybı ve uğradığı olay değil. Ülkesi için de duyduğu bir kaygı var. Artı sosyal kaybı var. Örneğin bu insanın evi varken, barkı varken işte bomba düşüyor ya da o yeri terk etmek zorunda kalıyor. Atıyorum kendi karnını doyurabilecekken bir yere sığınmak zorunda kalıyor. Şu an benim televizyonlarda da izlediğim bir olay var. Evlerinde oturamıyorlar benim anladığım belli bölgelerde, o roketlerin atıldığı yerlerde. Ve bu insanların sosyal kaypları da var arkadaşlar.
Bu nedenle de travma, bu yüzden bunun travması çok daha ağır oluyor. Kişi sadece bireysel bir psikolojik travma yaşamıyor. Sosyal bir travma da yaşıyor. Bulunduğu köyü, bulunduğu kenti, doğduğu evi, doğduğu yeri, işi kaybetmesi de beraberinde. Bu nedenle de savaş travması, savaş mağduru travmalar normal travmaların biraz daha farklı boyutuna giriyor. Çünkü birçok boyutu var. Sosyal boyutu var, duygusal boyutu var, fiziksel boyutu var, psikolojik boyutu var. Bu nedenle de bizim burada sosyal hizmet uzmanları olarak çok doğru zamanda gitmemiz lazım. Sosyal hizmet uzmanı ne yapar travmatize insanı? Öncelikle olarak niye söyledim? İhtiyaç ve kaynak değerlendirmesi yapması niye çok önemlidir? O kişinin güçsüzlük ve çaresizlik duygusunu bir nebze gidermek içindir, değil mi? Oraya gittiğinizde, onun sorunlarını dinlediğinizde, onu önemsediğinizde ve onun ihtiyaçlarını doğru tespit ettiğimizde ve doğru kaynaklardan yararlanmasını sağladığımızda aslında bizim en önemli yapacağımız çalışmalardan birini gösteriyor. Sayfayı geçebilir miyiz? Bu nedenle de bizim yapmamız gereken işlerde bu kısımda bir sayfa sonrasına. Evet. Dediğim gibi travmanın genel şeyi nedir arkadaşlar? Doğrudan şahit olduğu veya ölüm, ağır fiziksel yaralanma veya cinsel taciz gibi büyük bir tehdide maruz kaldığı bir kez yaşanmış ya da tekrarlanmış olaydır. Bu boyutta baktığımızda şu an roketlerin atıldığı savaşa yakın yerlerde yaşayan insanların şu anki ruh halini nasıl yorumlarsınız? Travmatik. Bakın, travmatize değil mi? Hepsi şu an travmatize. Çünkü doğrudan şahit olduğu gibi ölüm, ağır fiziksel yaralanma gibi bir tehdide maruz kaldığı bir kez de yaşanmış ya da tekrarlanmış olay diyoruz. Şu an bütün insanlar temel duygularını arkadaşlar, şu an savaş bölgesinde yaşayan her insanın temel, bütün insanların temel refleksi ne? Hayatta kalmak değil mi arkadaşlar? Öyle Bütün yaşamak. insanların temel düşüncesi hayatta kalmaktır. Şu an bu insanların hayatta kalmayla ilgili korkuları var mı? Var. Artı ülkeleriyle ilgili sıkıntıları var mı? Kaygıları var mı? Var. Sosyal kayıpları var mı? Var. Ya da bunun tehlikesi var mı? O yüzden de bizim birincil öncelik olarak yapmamız gereken bu ihtiyaç kaynak değerlendirmesiyle beraber psikolojik ilk yardımları çok iyi başlatmamız lazım. Pardon. Nedir bunlar? Travma nedir? Stresle baş etme nedir? Gevşeme egzersizleri, nefes alma egzersizleri, bunları biliyoruz değil mi sosyal hizmet uzmanları olarak? Bunları muhakkak gittiğimiz yerlerde o güven duygusuyla beraber ihtiyaç bir takım psikolojik ilk yardımlar vermemiz gerekiyor. Bunun içinde gevşeme egzersizi, nefes alma egzersizleri, işte stresle baş etme nedir, işte öfke kontrolü nelerdir, bunlarla ilgili kısımlar, eğitimler sosyal hizmet uzmanları tarafından ihtiyaç tespiti ve kaynak değerlendirmesi sonucu çıkarılan gruplara lütfen ve lütfen verin. Sayfaya geçebilir miyiz? Evet, biraz önce bir arkadaşınız yazmıştı. Demişti ki bu olaydan en fazla çocuklar etkileniyor. Aslında fark etmiyor. Çocuk veya yetişkin fark etmiyor aslında. Neden fark etmiyor? Çünkü kimin gücü? Bu travma çok farklı bir şeydir. Travmadan bazılarımız hiç etkilenmez, bazılarımız çok fazla etkilenir. Bu çocuk da olabilir kişi. Bu çocuk kayıpları farklı bir boyutta konuşacağız ama sonuçta travmayı çok önemseyelim. Travma her birey için, her insan için yeterince acı veren bir şeydir. O yüzden de travma bu yüzden çok önemsiyoruz. Travma ruhsal yaşamın yaralandığı yerdir arkadaşlar. Dokunulduğunda acı verir. İnsanlar sıkıntı. Evet, sosyal işçi de savaş vaktinde travmatize olabilir diye anladım. Doğru mu söylüyor? Tabii ki çalışana destek kısmı da çok önemli. Ben doğru anladım, değil mi? Yani sosyal işçi de sahada travmatize olabilir mi diye
Evet, çalışana destek programı da uygulayacak sosyal hizmet uzmanının aşamasına gelmedim hala. Çünkü travmayla çalışan meslek elemanının da travmatize olması çok fazla karşılaştığımız bir şeydir. O yüzden de ve çalışana destek programları da uygulamalıyız. Yani sahada çalıştırdığımız her elemanı güçlendirmeye de çalışmalı. Yani her vatandaşa gideceğiz de o vatandaşa giden elemanın da ihtiyacı olabilir. Onu da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Sayfayı değiştirebiliriz istersen. Evet, şimdi soruyorum size. Savaş travmasından ne anlıyorsunuz? Soru cevap şeklinde olsun mu Aytakin Hanım? Sesim duyuluyor mu? Evet, savaş travması derken ne Ben yani. anlıyorsunuz? Aytekin Hanım, sizin mikrofonunuz bağlı, ona göre eşidilmir. Evet, şu an dinliyorum. Sesiniz kapalı. Ne anlıyoruz savaş travması dediğimizde? Normal travmadan farkı ne? Bizim Əhməd bəy, elə sizinlə də danışmağımızın məqsədi, sizinlə bugün bizim bu webinarı yapmağımızın məqsədi ondan bağlıdır ki, bir çox sorular var bizim toplumda. Bu alan, bu sahə demək olar ki, çox zəifdir bizdə. Çox insanlar ya bu dəqiqə söylədiyim kimi yardımları sadəcə olaraq paramsal yardımlar yapmaya çalışırlar. Bu Asla, asla. Sosyal hizmet uzmanı sadece para yardımı yapan değil. Əhməd bəy, biz de burada grupta hem de bu grupta yalnız sosyal hizmet uzmanları değil, bir de bu webinarın amacı genel toplum için. Yalnız sosyal Tamam. hizmetler için değil, genel toplum için, her bir Azeriler, yani Azerbaycan'da olan her bir kes için. Biz söylediğimiz gibi hem savaş alanında hem savaşan hem de televizyondan izleyen, haberleri duyan insanlarda sizin dediğiniz gibi hansı travmalar olabilir ve sonra bunu biraz danışandan sonra bunu daha hansı hizmetler var ki hem Türkiye'de hem dünyada bu insanlara biz verebiliriz ki onlarda PTSD dediğimiz yani Evet, travma. travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu an hepimiz travmatizeyiz. Travma teşhisi koymak kısmı belli bir süreden sonra, bir aydan sonra süreç kaygılar, korkular devam ediyorsa işte bizim posttravmatik stres bozukluğu dediğimiz tanıyı almayla ilgili kısımlar var. Şimdi akut dönemde bir travmatize olan bir grup var. Akut travma döneminde aslında bizim psikolojik ilk yardımı niye çok önemsedim? Burada temel duyguyu hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi bütün Azerbaycan'da bu televizyonu izleyen bu duyguyu hani savaşa yakın olan bölgelerde bir duygu gelişiyor. Nedir travmatize olan insanlarda? Çaresizlik ve güçsüzlük. Şimdi bizlerin birincil öncelik olarak neyi yok etmemiz lazım bu akut travma döneminde? Çünkü kısa sürelidir. Çaresizlik ve güçsüzlükle ilgili travmatize olabilecek insanları bu konuda güçlendirmek. Temel noktamız bu. Çaresiz olmadıklarını ve güçsüz olmadıklarını hissettirmek. Bu nedenle de bizim onların yanına ihtiyaç tespiti istememin sebebi bu. Yani bir sorun yaşanıyor, evet gerçek yaşanıyor. Bir savaş bölgesindeyiz. Savaş bölgesinde yaşanırken de benim devletim veya benim elemanlarım benimle ilgileniyor. Ben çaresiz değilim. Ben güçsüz değilim. Bu ilgilenme yaparken sadece para yardımı mı geçerli? Hayır. Tabii ki ekonomi çok önemli. Tabii ki beslenme çok önemli. Ama ruhsal travmayı çok önemseyeceğiz. Neden önemseyeceğiz? Çünkü savaş bölgesindeki insan sadece savaştan dolayı kaygılanmıyor. Bakın biraz önce bahsettim. Sosyal kaygısı var. Devletiyle ilgili, vatanıyla ilgili kaygı var. Çünkü bir savaşa giriyor. Kaygılar farklı boyutlarda var. Bizim bu yüzden de diğer kısımlardan ayıran temel noktası yaşadığı yerden terk etme kaygısı var. İşini kaybetme kaygısı var. Hayatta kalma zaten temel kaygı. Hayatta kalıp kalamayacağı ile ilgili. Bu nedenle bizim öncelik olarak psikolojik yardımı çok iyi yapmamız lazım. İki, üçüncü aşamalardan biri de dördüncü aşamalardan da biz ruhsal sorun yaşayan, o yüzden de özellikle sosyal hizmet uzmanları burada çok önemli. Belli bir düzeyde kaygı yaşayanlar var. Bunları psikolojik ilk yardımla müdahale edebiliriz.
Yani onu sakinleştirebiliriz, güçlendirebiliriz. Ama bir de patolojik olarak, ciddi anlamda ruhsal olarak çok zarar görenlerin de doğru yerlere havale etme yükümlülüğümüz var. Yani bunun psikiyatri ihtiyacı varsa, bunun hastaneye yatırılması gerekiyorsa, bunları da sosyal hizmet uzmanı tanımlayabilmeli ve bunları doğru kaynaklara ulaştırmalı. Yani herkes hastaneye yatırılmamalı, doğru kişi de bilinmeli ve o kişi de doğru kaynaklardan yararlanması sağlanmalıdır. Şunu unutmayalım, travma herkes için eşittir. Travmaya mağdur olan zayıf değildir. Hep bilinen yanlışlıklardan biridir. Travma herkes aynı tepkiyi göstermez. Örnek olarak biz sizinle aynı bölgedeyiz ve roketler atılıyor. Ben çok korkuyorum, Aytekin Hanım hiç korkmuyor. Ben çok kaygılanıyorum, Aytekin Hanım hiçbir şey yapmıyor. Bu benim zayıf olduğum anlamına gelmiyor. Aytekin Hanım'ın da çok güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü herkesin etkilenme olayı farklıdır arkadaşlar. Aytekin Hanım roketten korkmaz. Atıyorum fareden korkar. Ben ise fareden korkmam, roketten korkarım. Herkesin travmadan etkilenme biçimi farklıdır. Travmadan bu nedenle de sizden ricam travmatize olmuş insanları zayıf görmeyin. Yani onları güçsüz hissetmeyin. Bu nedenle de bizim bilmemiz en önemli şeyler, olaylardan biri bu arkadaşlar. Şimdi biz akut dönemde yaşananları anladık mı arkadaşlar? Akut dönemde neler oluyor şu an? Kaygı düzeyleri yüksek mi şu an hepsinin? Bu savaş bölgesinde yaşayanların kaygı düzeyleri yüksek. Niye yüksek? Güçsüzlük ve çaresizlik duygularından dolayı. Biz bunları güçlendirebilirsek, neyle yapabilirsek, kaynakları, onların ihtiyaçlarını doğru tespit edersek, onları tabii ki bilinmezlik de var. Bilinmezlik zaten dedim, sosyal kayıplar, iş kaybı, bilinmezlik, vatan korkusu, vatanı ile ilgili kısımlar. Bunlar temel bildiğimiz şeyler, sorunlar. Ama bu sorunların ileriki düzeyde işte PTSD dediğiniz post travmatik stres bozukluğuna dönüşmemesine sebep olmamız gerekiyor bizim bu özellikle akut dönemde çok iyi çalıştığımızda. Bazıları akut post travmaya dönecek mi? Dönecek arkadaşlar. Dünyanın her yerinde de dönüyor. İstediğin koruyucu ruh sağlığı hizmetini versen de bu travma bir koruyucu ruh sağlığı olacak. Ve dönecek mi bazıları? Dönecek. Evet, sayfaya geçebilir miyiz? Aytekin Hanım bu esnada bir şey soracaktınız. Ha, ben sizden onu soracaktım. Burada ilk hemen ailelerle, onlarla işleyen mütexessisler kimler olmalıdır? Birinci öncelik sosyal hizmet uzmanları olmalı. Sosyal İlk işçilerle. müdahale sosyal hizmet. Çünkü diğer mesleklerin sosyal alana çıkmayla ilgili sınırlılıkları var. Bu Sosyal yüzden de evet, o yüzden de birinci öncelik olarak sosyal hizmet uzmanları sayısı yeterliyse ihtiyaç ve kaynakların tespiti, psikolojik ilk yardım kısımlarında sosyal hizmet uzmanı zaten temel görevleri. Bizde təəssüf olsun ki, Əhməd Bey, bu hələ mən bildiyim qədər ilə sosial işçilər və sosial xidmətlər bu sahədə tam təşkil olunmayıb. Bizdə tam olaraq bu yoxdur. Ona görə bizdə bu işləri yapan bizim fərdi insanlardır. Onlar da bildikləri kimi bunu həyata keçirir. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Tabii ki toplum kaynaklarını kullanabiliriz. Sosyal hizmet uzmanları bu kişiyle işte toplumu harekete geçirme dediğimiz üçüncü kısma geçiyoruz. Yani yerel kaynakları kullanma. Yerel kaynaklar nedir? İşte oradaki insanlardır, muhtardır, öğretmendir ve benzeridir. Bu nedenle de sosyal hizmet uzmanı bunların başına geçip bunların doğru hareket etmesini sağlatabilir. Sayımız yeterli. Eskiden dünyanın her yerinde sosyal hizmet sayısı azken toplumu harekete geçirmede sosyal hizmet uzmanları liderlik vasfını yükleniyordu. Çünkü harekete geçiren bir mesleğiz zaten. Harekete geçiren ve kaynakları doğru kullanmakla ilgili görevimiz olduğu için de bence bir sosyal hizmet uzmanı olarak ben sizin oraya gelseydim ne yapardım birincil öncelik olarak? Savaş bölgesinde birincil öncelik olarak bana yardım sağlayabilecek donanımda olan insanları seçerdim.
Bu öğretmen olur, bu imam olur ve benzeri. Hani bir sürü işte yetkinlikle belli bir düzeyde. Halktan birileri olur. İleri gelen bir toplumu tanıyan bir 3-5 kişiyi toplardım. Onlarla bir toplantı yapardım. Bu toplantı sırasında işte bir formum varsa o formu oluştururdum. Bu formla sayımız yetersiz olduğu için onlara eğitim verirdim. Bu formun nasıl doldurulacağını öğretirdim. Ve ondan sonra o formları şey yapardım. Doldurduktan sonra toplardım. Onları bir sıralandırırdım. Yani Ayşe'nin ev ihtiyacı var. Fatma'nın yemek ihtiyacı var. Ali'nin psikolojik desteğe ihtiyacı var. Şeyin yaşlılar var. Yaşlılarla ilgili ilaç ihtiyacı var. İşte birinin bilmem bunlar var. Hepsini öğrenirdim. Bir form geliştirdim. Bir bilgi şeyi oluştururdum. Sonra bunların hangi kaynaklardan yararlandırmaya çalıştığımı, nerelere başvurmam gerektiğini ve o kişilerin hangi kaynaklara başvurmasını sağlatırdım. Anlaştık mı arkadaşlar? Ben biraz Türkçe zorlanıyor musunuz? Ben acaba yanlış bir şey aktarmıyorumdur diye düşünüyorum da. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Evet, anlaşılıyormuş. Ahmet Bey, biz bu her sosyal iş, fevqəladə sosyal iş bir hizmet olarak bunu irəlidəki webinarlarda daha detaylı danışa bilərik. Bir de A'dan tutmuş Z'ye kadar bu mütəxəssislər, sosyal işçiler necə işləyir? Ama bu seminarda mən çok sevindim ki, siz buna toxundunuz. Əsasən bu webinarda bizim yani bunu belə detaylı danışmağımıza, konuşmağımıza bir o kadar da zamanımız olmadığı için sizin de zamanınız olarsa növbəti webinarımızı buna həsr edə bilərik. Tam siz bir sosial hizmet uzmanı, bir sosial işçi belə durumda ailəylə necə işləməlidir? Bu bizdə tamamilə yoxdur və bizim dövlətdə də bu bəlkə bir məlumat yaymış olarak ki, onlar bu xidməti qısa bir zamanda təşkil eləsinlər. Çox sağ olun məlumat verdiyiniz üçün. İstərsiniz Rica ederim. kaldığımız yerden de devam edelim tam bu travmanın təsirlərini. Tamam. Şimdi sayfaya geçelim. Şimdi biz travma ile karşılaşıyoruz. Travmatize insanlarda neler görebiliyoruz? Travmanın en sık rastlanan sonucu post travmatik stres bozukluğudur. Yani akut dediğimiz bir ay sonra, bir aydan sonra insanların gerginliği, kaygısı ve huzursuzluğu ve benzeri durumlar artıyorsa ve devam ediyorsa artık post travma stres bozukluğu ile ilgili kısımlar bizim için bir belirti gösteriyor. Belirti gösterdiği için bu insanların genel olarak dört ana belirtisi var. Olayları tekrar anımsayıp acı çekme. Büyük bir ihtimalle Azerbaycan çok savaşla ilgili mesela Karabağ, sizin Hocalı katliamı ve benzeri olaylarımız var değil mi arkadaşlar? Mesela oradaki insanlarla görüştüğünüzde bunlar ya çok tekrar anımsayıp hep ağlama tepkileri gösterebiliyorlar. Bazıları tümüyle olayı reddediyor, kaçınma davranışı gösterebiliyorlar. Sanki olay hiç yaşanmamış gibi gösteriyorlar veya olayı unutmaya çalışıyorlar. Bazıları disosiye oluyorlar. Disosiye olmak demek travmanın içinde kalmak. Yani kendini oradan uzaklaştırmak, kendini korumak için geliştirilmiş bir tepki. Disosiyasyon dediğimiz kısım. Bu travmatize insanlarda çok görülüyor. Onları açacağım zaten. Bir de fazla heyecan ve gerginlik. Sayfayı geçebilir miyiz? Şimdi gördüğümüz gibi tekrar anımsama, kaçınma, disosiye yani kendini dışarıda tutma Özür dilerim. ve dediğimiz fazla heyecan ve gerginlik travmatize olmuş kişilerde, post travmatik stres bozukluğu tanısı olanlarda çok sık gördüğümüz dört ana belirti arkadaşlar. Sayfaya geçebilir miyiz? Travmatik bir olaydan sonra bu travma ilişkin anılar sıkıntı verici bir türde ve tarzda canlanır. O anlarda travma yaşamış kişi de olayı yeniden yaşıyormuş gibi his oluşur. Travmanın niye bu kadar çok acı verdiğini söylemek istediğim olay bu. Travmayı nerede yaşamışsanız, örneğin 5 yaşında yaşamışsam, şu an 40 yaşındaysam, o olayı hatırladığımda 5 yaşındaki tepkileri veriyorum. Travma niye bu kadar çok acı veriyor?
Travmanın esas acı vermesinin nedeni bu arkadaşlar. Travmayı yaşadığım dönemde takılıp kalıyoruz. Şimdi savaş şeyinde kısmında da temel korkumuz ne oluyor? Hayatta kalma, belirsizlik ve benzeri. İşte savaş, diğer travmalar, savaş travmasında temel nokta, savaş biter, 3 yıl geçer ve savaş travmasını eğer şey yapmadığımız zaman kişiler aynı korkuyu, gerginliği ve kaygıyı sabit bir halde tutarlar. İşte travma dediğimiz kısım da bu. Yani bu yüzden savaş travması dediğimiz kısımda psikolojik olarak ruhsal yararlanmayla birlikte acısı düzenlenmediği takdirde o sosyal travma dediğimiz kısım da ona eşlik ediyor arkadaşlar. Savaş travmasının en önemli özelliklerinden biri, en önemli savaş travmalarından biri, kayıpların birçok travmatizesi var arkadaşlar. Sadece psikolojik travma, bedensel değil, sosyal travmalar da onun eşlik ediyor beraberinde. Biz onu da düzenlememiz gerekiyor. Travma, evet ben bir travma terapistiyim. Travma ile çalışıyorum çok uzun yıllardır ve şu Türkiye'de süper travma tedavi edilebiliyor bence. Destekleniyor ve ben de çok çalışıyorum. Düzenlenebiliyor. Düzenlenmedi çünkü zaten travma çalışılıyor arkadaşlar. İleriki süreçlerde belki sizi, eğer derneğiniz güçlenirse, sizi belki EMDR çalışmalarında EMDR derneği ile işbirliği yapıp sosyal hizmet uzmanlarına EMDR eğitimi de verdirtebiliriz. Direkt travmaya müdahale eğitimi de verebiliriz. Yani sonuçta bizim meslek olarak da müdahale etme yetkimiz var arkadaşlar. O yüzden de tekrar anımsama dediğimiz kısım bu. Eğer anılar istemeden canlanıyorsa ruhun bir travmatik olayın hala acısını çektiğinin göstergesidir. Nedir arkadaşlar? Tetikleyiciler olduğu zaman. Örneğin ben savaş travması yaşamış birisiyim ve benim düzenlenmedi. Ben televizyon izlerken bir ülkede savaş çıktığı zaman bende tekrar gerginlik ve kaygı olur. Çünkü ben tekrar anımsarım. O yüzden de bu nedenle bu bizim tekrar anımsama ve acı duyma kısımları dediğimiz kısım. Çevirebilir miyiz Aytekin Hanım? Çevirmeyi mi? Evet, sayfayı. Çünkü şeyde kaçınma arkadaşlar. Travmatize olan insanlar, post-travmatik stres bozukluğu olan arkadaşlar, kişiler olayı yaşamış, kişi olayı kendilerini anımsatacak her şeyden kaçınmaya ve onu unutmaya çalışırlar. Ama genellikle bunu başaramazlar. En örnek vereyim, savaş travması sonrası savaşın yaşandığı bölgelerden farklı ülkelere gidiş çok fazlalaşır mı arkadaşlar? Çoğunlukla olur değil mi? Savaşın yaşandığı bölgelerden aslında ülke dışına çıkma eğilimi çok daha fazlalaşıyor. Biliyorsunuz değil mi mesela? Örnek olarak bakın, savaşın çok sık yaşandığı bölgelere bakın. O ülkeler, o bölgelerde yaşayanlar çoğunlukla farklı ülkelere göç eder. Amerika, Kanada ve benzeri ülkeler değil mi? Mesela İran'da bunu yaşadık, Azerbaycan'da yaşadık, Ermenistan'da da aynı. Ermenistan'daki dışarıya kaçış olayları da çok fazla. Onlar da bir savaş travması yaşıyor. Çünkü oradaki insanlarda da. Yani aslında kaçınma dediğimiz davranış, yani ülke dışına gitme olayları çok fazlalaşıyor. Bu da nedir? Aslında kaçınma dediğimiz olaydır ama acıyı aynı şekilde yaşıyorlar. Ve aynı sıkıntı, evet, sağ kalmak için daha hızlı bir yere gider. Orada da travmaları yüzünden yeni sıkıntılar çeker. Artı o travmasını da beraberinde götürüyor. Aslında sadece kaçınıyor ama o travması Kanada'ya gitsin, ABD'ye gitsin, o travma onunla beraber arkadaşlar. Travma ayrılmıyor ondan. O ayrıldığını zannediyor sadece. Ama tetiklendiği zaman, tetiklenme dediğimiz olay, o kaçınma davranışını hatırlatıcı olayları gördüğü zaman hemen rahatsız oluyor. Gerginlik, sıkıntı ve benzeri şeyler devam ediyor. Sayfayı devam ediyoruz. Üçüncü olayda disosiyasyon. Disosiyasyon dediğimiz olay ne arkadaşlar? Travma yaşamış bazı kişiler duygularını, kendilerini veya davranışları travma öncesinden farklı algıladıklarını ifade eder. Genellikle kişi kendisini sis içerisinde
veya bir camın arkasındaymış gibi hissettiği gibi değişik algılamaları olur. Yani travmanın dışına bakmak, dışından bakar. Örneğin kişi birden nerede olduğunu veya oraya nasıl gittiğini bilmez. Tanıdığı yerler ve kişiler kendisine yabancı ve gerçek değilmiş gibi gelir. Bu kendi vücuduyla olabilir. Özellikle birden vücuduna yabancılaşır. Yani olaydan kaçınmak için, kendini korumak için olaylarla ilgili farklı yorumlamalar, farklı değerlendirmeler yapar. Disosiye vakalar ciddi terapi desteği alması gerekiyor. Yani disosiye olan kişi aslında travmada kalmış. Ama o travmadan çıkmak yerine yanlış bir strateji geliştiriyor. Kendini korumak için de farklı bilmediği şeyler getiriyor. İşte bunlar da disosiye dediğimiz kısım. Travmanın içinde kalıp travmayı yaşıyor ama travmayı yaşamadığını iddia ediyor. İşte bu kişilerde ciddi ruhsal destek alması gerekiyor. Bir de fazla heyecan ve gerginlik. Bu insanlar, post travmatik stres bozukluğu yaşayan insanlar hep gergindirler. Hep çok fazla heyecanlıdırlar. Uyku problemleri çok fazladır. Uykuya dalmakta zorluk çekerler. Çok çabuk öfkelenebilirler. Şiddet, alkol, madde bağımlılığı çok fazlalaşabilir. Keyif verici maddeler. Bu nedenle de bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bizim o nedenle lütfen ve lütfen şu bir aylık süreç içerisinde bizim yakın uzun içerisinde bir ihtiyaç ve kaynakları tespit edelim. Bütün çalıştığımız bölgedeki bütün insanların ki mağduriyetini ortaya çıkaralım. Mağduriyet şeklini, mağduriyet ihtiyacını belirlemeliyiz. İki, psikolojik ilk yardım eğitimleri lütfen düzenleyin. Evet, katılıyorum Sevinç Hanım'a. Böyle bir sual var. İsterseniz ben sual buradaki bu Evet. böyle seslendiririm. Çünkü biz bunu yazarız, sonradan eşidenler de, kulağa asanlar da bunları ben xahiş elədim herkesten öz fikirlerini söyle, seslendirsinler. Çünkü hem sonradan kulağa asanlar da biz de eşidək yani. Mən sualların ne olmağını. Sevinç Hanım yazır ki, ölkəmizdə özellikle Xocalı ve Qarabağ savaşlarından sonra travmatik gənclərin artışında çox təəssüf olsun ki, illərlə müşahidə eləyirik. Son 30 ildə travmatik gənclər çoxdur. Travma almış, posttravma eləyir. Travmatize olmuş ve müdahale edilmemiş ve ortalıkta dolaşan gerçekten sürekli acı çeken bir grup muhakkak vardır. Yani travmatize çok acı veren bir olaydır. Travma çok kolay bir şey değil yani günlük yaşantıdaki kalitesini bozan bir olaydır. Yani bu cemi bizim toplumlarda böyle bu travmayla yaşayan insanlar hansı diğer sosyal problemlere sebep olabilirler? Evet. Mesela söyleyeyim size. Kocası ölmüş kadına. Kocası ölmüş kadına gülmeyin derler değil mi çoğunlukla? Fazla işte şey yapmayın. Mesela bizim ülkemizde olur ilk zamanlar ya da yaslı bir şeyde. 5 yıl geçmiştir, 10 yıl geçmiştir kadın hala siyahlar giyinir ya da karalar bağlar. Çünkü onun yeniden hayata dönmesi istenmez. İşte sürekli bir travmaya maruz kalmak. Ve bu kişi yasını yaşayamadığı için de travmadan hiç çıkamaz. Travmayı bizim kültürlerimiz de devam ettiriyor maalesef. Örnek olarak yasın belli bir süre tamamlanması gerekiyor. Yasın belli bir süreden sonra insanların normal hayata geçmesi gerekiyor. Ama kişiler 20 yıl yası yaşamak zorunda bırakılıyor bizim kültürde. Oğlu veya kızı, tabii ki bu acı unutulmaz. Acı bir yerde bırakılır, tutulması gerekirken gidiyoruz, bakıyoruz savaşla ilgili kısımlarda. Ben çok savaş sonrası bu şehit ve gazilerde de çok çalıştım. Mesela bunları meşrulaştırma olayı oluyor, tabulaştırma. Bizim kültürümüze uymuyor arkadaşlar. Ne bize ne Azerilere uymayan bir kültür. Amerikan kültürü bir şekilde bilmeden bir bakıyoruz bizim kültüre de şey yapılıyor. Bizim kültürde mesela odası, eşyası tutulması yoktur. Bizim yani ülkemizde. Bir bakıyorum ki son dönemde gidiyorum. Türkiye'de de odalar eski Amerikan filmlerinde izlediğimiz gibi oda olduğu gibi bırakılıyor ve benzeri gibi. Bu travmanın
farklı kültürler etkisi var arkadaşlar. Belki orada travma rahatlatıcı bir unsur gibi gözükürken bizde öyle bir olay yok. Bizde aslında travmayla, bizim kültürümüzde o kadar güzel travmayla baş etme yöntemleri vardı ki. Örneğin bizde vefat edenler belli bir süreden sonra eşyaları evden çıkartılır. Ondan sonra eşyaları dağıtılır. Yani Türkiye'de vardı bunlar. Ve böylelikle o yasın uzamasına neden olacak kısımları azaltırdık. Ama şimdi bizde de böyle maalesef bu dışarıdan aldığımız kültürel etkilerle travmatize olayları abartma veya devam ettirme gibi maalesef yanlışlıklara düşebiliyoruz. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Travmayla biz nasıl baş edeceğiz? Burada savaşla ilgili lütfen ve lütfen Aytekin Hanım, bizim şuraya yazın travma, çaresizlik ve güçsüzlük, yani korkusunu yenmek için bizim mücadele edeceğiz. Şu an Azerbaycan, evet özür dilerim. Tabii kabul ediyorum. Ondan sonra bizim birincil öncelik olarak şimdi gittiğimiz bölgelerde bizim yapacağımız en temel şey bu. Bizim yapacağımız en temel nokta güçsüzlük ve çaresizlik duygusunu yok etmek için bizim onların yanında olmamızı sağlamalıyız. Onların ihtiyaçlarını tespit etmeliyiz. Onlara psikolojik ilk yardım vermeliyiz. Travma konusunda, stresle konusunda, öfke konusunda, ilişki iletişim konusunda eğitimler düzenlemeliyiz. Aynen biraz Leman Hanım da aynı şeyleri yazmış. Bunları yapmalıyız. Daha sonra da travmatize grupla çalışmayla ilgili de belirleyin arkadaşlar. Ben size daha sonra bunlarla ilgili nasıl eğitim verilebileceği veya nasıl çalışılabileceği ve nasıl kaynaklar kullanılması ile ilgili belki de başka bir eğitimle sizlerle birlikte olurum. Emel Bey, mesela çok güzel vurguladınız. Ben dediğim gibi bu fevkalade hallar ve savaşta insanlarla çalışmak için bu sosyal hizmetin necə təşkil olunması, nasıl verilmesi üzere bir başka bir seminer yaparız. Mesela için indi çocuklarını kaybetmiş insanlarda bu travmatik bunların hansıları olabilir, hansıları olabilmez ve o insanlarla İlk necə biz onlardan dəstək, psixoloji dəstək necə verə bilərik onlara və yaxud da onların... Şimdi birinci ile önce çok güzel dediniz. Onların yanında olduğunu ve yalnız olmadıklarını. Birinci ile öncelik olarak herkesin yası yaşamasına izin verin arkadaşlar. Yas yaşanması gereken bir süreçtir. Ama bu yas yaşanırken de ülkenin, devletin gücünü, güvenini ve onlara olan yanında olduğunu hissettirmeliyiz. Ben mesela bunu çok yapıyordum. O aile o an beni istemeyebilir, benden hoşlanmayabilir ama şunu hissettiriyordum. Ben onun yanındayım. Yani her zaman onun yanında olacağım. Onu bilmeli. Yine ne duygusu var? Hem evlat kaybıyla ilgili hem şeyle ilgili ama çaresizlik ve güçsüzlük duygusunu hissettirmiyordum. Çünkü devletin bir görevlisiyim ve profesyonel bir görevliyim. Ve onun yanındayım. Devletin kaynaklarını da onun için kullanacağımı hissetmesi lazım. Birinci en temel nokta onun yanında olduğunu ve onun yanında olduğunu güveni hissettirmeliyiz birincil öncelik olarak. İkincil öncelik olarak yası yaşamasını sağlatmalıyız. Bu ne demek? Bunu nece eleyebilir insanlar? Yani yasın yaşanması gerekiyor. Yasta bir dönemler var arkadaşlar. Yasın süreçleri vardır. Yasta bir dönem inkar dönemi vardır. Şok dönemi vardır. İnanmama dönemi. Bu yasın kendi içerisinde dört süreci var. Biz sosyal hizmet uzmanları olarak mesela biz yasla çalışırken bu dört sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Çünkü bunu tamamladığı zaman, takılma olmadığı zaman kişi normal yaşama dönüşü sağlayabiliyor. Ama bazı yastaki insanlar örneğin şok hali ilk iki gün sürer. İnanmama, mesela ölüm olayını alır, inanmaz değil mi? Duyarsınız, ölmedi falan. Bunlar şok hali. Bu dünyanın her yerinde yaşanır. İnkar var, sonra öfke var öldüğüne yönelik ya da onun ölümüyle ilgili işte nedenlere yönelik öfkeler dediğimiz dönem var. Bunlar hepsi birer dönemdir. Bu dönem, üçüncü dönem dediğimiz kısımda bu insanın artık ölümünü kabullenme, yeni hayata geçiş süreci vardır. Bu da çok önemli ve çok riskli bir dönemdir. Burada çok ciddi terapi desteği, sosyal desteği alması gerekiyor. Dördüncü dönemde yeni hayata geçiş dediğimiz dönem. Artık ölüm kalbinde bırakılıyor
ve hayata geçişi yani işlerini ve benzeri yapabiliyor. Bu nedenle de bizim bu dönemlerde özellikle savaşın ilk dönemlerinde, şehidin yaşandığı ilk dönemlerde bir öfke ve kızgınlığın olabileceğini unutmayalım arkadaşlar. Zaman zaman bu öfke ve kızgınlık bize de yönelebilir. Bunu yöneldiğinde bize yönelmediğini hissedelim. Aslında onların yaşaması gereken bir süreç olduğunu bilelim. O nedenle de öfke ve kızgınlık dönemlerinde de onlara niye bağırıyorsun, neden bağırıyorsun ya da bağırdın. Bu devleti de suçlayabilir, beni de suçlayabilir. Çok çok sık görürüz. Aslında bu olay yasa verdiği bir tepkidir arkadaşlar. O yüzden de bu süreçleri de çok iyi bilmemiz gerekiyor. Empati yapma çok zor bir şeydir. Şehit ailesiyle yapabilmek biraz zor diye buluyorum ben. Onun yerine koyabilmeyi biraz zor buluyorum. O yüzden de ben teorik altyapının çok güçlü olması gerektiğini, o süreçleri bir sosyal hizmet uzmanının çok iyi bilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü empati yapabilme ile ilgili kısımda biraz zorlanabiliriz. Çünkü empati yapma bana göre çok kolay bir iş değil aslında. Zor bir iş yani. O nedenle de bizim bu süreçlerle ilgili teorik altyapımız güçlü olmalı. Yani o kişiler tanımlayabilmeliyiz. Yani ben bir sosyal hizmet uzmanının teorik altyapısının da güçlü olmasına inanıyorum. Sosyal. Çünkü onlarla çalışan sosyal işçilerin bu evet. Eğitim ona göre de boştan değil ki mesela artık hərbi sahədə, fövqəladə sahədə çalışan ayrı bir bölümü var. Sosyal işin evet. Ayrı bir bölümü var. Evet. Evet. Çok farklı bir gruptu. Onlarla evet. İşlemek asan bir şey değil. O bakımdan yani her bir genel sosyal işçi veya da yaşlılarla çalışan sosyal işçi veya da uşaqlarla çalışan sosyal işçi həmin insanlarla çalışması biraz doğru olmayabilir veya da evet. Soruları olabilir yani zorunlulukları olabilir. Ama şöyle yapabiliriz. Mesela sosyal işçilerin mesela savaş esnasında biz ne yapıyoruz? Tüm sosyal işçileri alıyoruz, bir eğitim veriyoruz onlara. Hangi kısımda kullanıyoruz? İlk kısımda. Yani ihtiyaç ve kaynak değerlendirme formu doldurtma kısmı. Hani sizde yetersiz olduğu için dedim ya ileri gelenleri toplayın. Mesela ben çocukla çalışan ihtiyaç oldu. Bizim ülkemizde de 15 Temmuz olayları oldu biliyorsunuz. O tip sıkıntılar yaşadık. O süreçlerde biz sahadaydık hepsinde. Bir sürü şeyimiz vardı, ölümümüz vardı, ölülerimiz vardı, ölüm yakınları vardı. Biz mesela orada bir gün aldık o sahada ihtiyaç ve kaynak için. Bütün oradaki sosyal hizmet uzmanlarına bir kısa eğitim verdik. Formun nasıl doldurulacağını gösterdik. Onları oluşturduktan sonra Aytekin Hanım'ın söylediği gibi uzman olan sosyal hizmet uzmanı, sosyal işçiler o formlara göre değerlendirme yapıp kişilerle çalışmaya başladı. Ahmet Bey, sizin ben slaytlara baktım. Bunun ardı çok güzel gelir. Belki biz sizin slayt, sizin prezentasyonu bitirelim. Çünkü burada çok güzel bir sonraki sayfada o travmanın insan bedeninde fiziki ağrılardan da danışırsınız bence. Bunu evet. Da danışır. Mesela travma anladığımız kadarı bunlar travmalardı. İnsanlar evet. Biraz tepkiler verir. Biri kaçır, biri kabul etmek istemir, biri özünü orada görmür. Ve psixoloji olarak, ve siz burada çok güzel növbəti səhifədə qeyd yazmışsınız. Psixoloji travma bədəndə hansı ağrılara fiziksel? Yani beden kayıt tutar diye bir kitap var. Çok önemsiyorum. Lütfen ben onu sevirəm. Beden kayıt tutar. Onu ben her zaman bizim danışanda travmadan veya evet. Onu önerirem. Vassendel Dog'un kitabı. Evet. Beden kayıt tutar. Beden kayıt tutar kitabı. Ben de ondan eğitim aldım o hocadan. Kısmen. Güzel. Evet. Aha. O yüzden de şunu söylüyorum. Travma semptomlar dediğimiz kısım bedensel semptomlar çok fazla verir. Travmatize olan insanlar, müdahale yapamayan, müdahalesiz olan insanlar, travmasıyla baş edemeyen veya travmasına müdahale edemeyen insanlarda psikolojik olarak psikosomatik dediğimiz bedensel ağrılar çok fazladır arkadaşlar. Bunlar sırt ağrıları, bacaklar ve ayaklardaki ağrılar, eklem ve baş ağrıları, özellikle mide şikayetleri, karın şikayetleri, kasıklarda şikayetler, idrar yaparken ağrılar ve baş ağrıları. Travmanın travmatize bir insanda gördüğümüz çok ciddi bedensel tepkiler arkadaşlar. Yani travmayı
alıyorsunuz. Sadece psikolojik olarak çekmiyor zavallı kişi. Süreç içerisinde o travmayla baş edemediği için de ya da travmayı unutuyorum dediği zaman bir bakın etrafınızda. Bunların çoğunun bedensel anlamda şikayetleri vardır. Bunlar doktor doktor gezerler. Çok gezerler. Ama bir çaresi bulunmaz. Hayır, gezer hiçbir şey bulamaz ve yıllarca böyle şikayetler ve benzeri gider. Özellikle travmatize olan insanlar, bence ülkenizde de bu görülüyordur. Travmayla baş edemeyen insanlarda da arkadaş olaylarından, karı koca boşanmaları çok fazla görür. Travmatize olan insanlara ve travmayla baş edemeyenler. O yüzden de içe kapanma, öfke, kızgınlık, ondan sonra alkol, ilaç, madde bağımlılığı da çok fazla gelir. Ve bu insanların, travmatize olan insanların performansları düşüktür. Hem aile ilişkilerinde hem iş ilişkilerinde. Ve bu yüzden de bilmemiz gereken bir şey, inatçı ve şikayetçi ağrıları çok fazladır bunlar. Bunun için de bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor dediğim kısımlar. Sanırım bu kadar. Ben sorular var mı diye şey yapacaktım. Ahmet Bey, bir iki kelime de istersiniz bu travmanın aradan kaldırılması üzere tekniklerden danışaq. Evet, travma ile ilgili ben şunu söyleyeceğim. İki uygulanan en etkin, dünyanın kabul ettiği iki tane teknik var arkadaşlar. Bir BDT, CBT denilen bilişsel davranışçı terapi. İki EMDR, EMDR. Benim uzmanlık alanım, yani Türkiye'de EMDR üzerine. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nde travmayla kabul ettiği, dünyadaki en kabul edilen iki tekniktir. Biri, ama kognitif behavioral terapisi. Evet, kognitif terapi, yani CBT dediğimiz, bir de EMDR. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma tekniği. Nörobiyolojik bir yöntemdir. Ben onun Türkiye'deki hocalarından, süpervizör hocalarından biriyim. Akredite terapistiyim ayrıca. Benim uzmanlık alanım kognitiften çok. Kognitif eğitimi de aldım. Onu da eğitimini almıştım ama kullandığım, şu an Türkiye'de kullandığım EMDR. Bu iki teknik arkadaşlar. Tabii transaksiyonel analiz var. Yani travma ile ilgili kısımda uygulayan transaksiyonel analizi, ben pozitif psikoterapi eğitimi de aldım. Ama daha sonraki kısımlarda uyguladığım ve kısa süreli kabul ettiğim EMDR. Çok daha etkin ve çok daha hızlı bir şekilde şey yapılıyor. Bu nedenle de bunun içinde kullandığım kısımlar o. Tekniklerin adını zaten Aytekin Hanım yazıyor, Aynur Hanım. Yazdığı için de sizinle paylaşır diye düşünüyorum. Ben Ahmet Bey, çok özür istedim. İstersiniz belki biz qutaraq uşaqlar, yani iştirakçılardan xahiş edirəm. Biz sualları mən istərsiniz sonraya saxlayaq ya da verək. Çünki prezentasiya qeyd elədiyim kimi çox ətraflı məlumatları əhatə edir. Ona görə mən istərdim ki biz bunların hamısını eşidək. Sualları istərsiniz ki biz onları gözdən qaçırtmayaq, sonradan özünüzə qeyd edin, versinlər. Biz bitirəndən sonra soruları versinlər. Çünki çox önəmli sorular soruşurlar və onların üstündən keçməmək yaxşı olardı. Tamam. Buyurun. O zaman soruları bekliyorum. Ahmet Bey, mən bu söylədikləriniz bu həmin o travmada olan insanlar üçün bu psikoterapilərdir bunlar. Bu psikoterapi yardımlarıdır, interventionlarıdır. Eyni zamanda təbii ki bu digər sizin burada göstərdiyiniz kimi digərlərlə bərabər yapılmalıdır. İlaç ve yapılan terapiler. Yani ben mesela travma sadece psikoterapiyle çözülmeyebilir. Herkesin her travması olan psikiyatriste de gitmesi gerekmiyor. Ama bir psikiyatrist kontrolü gerekli arkadaşlar. Ben tıbbi kökene inanan birisiyim. Yani tıbbi tedaviye inanan bir sosyal hizmet uzmanıyım. O yüzden de danışanlarımın eğer travmatize kısımlarında ciddi anlamda öfke, kızgınlık, stres veya patoloji bir şey hissettiğimde muhakkak bir psikiyatrist kontrolü istiyorum. Ondan sonra çalışmaya başlıyorum. Çünkü biz sadece bazı insanlara ilaç desteği de gerekli. Bunu unutmamalıyız. O yüzden de ilaçla yapılan kısımlarda da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü herkesle de konuşaya, psikoterapiyle çözümleyemeyiz. Bazı insanlara ilaç da gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden de travmatize olan insan, travmayla çalışırken patolojiyi çok iyi bilmemiz lazım ki doğru yönlendirme yapalım. Yani her insanın da doktora ihtiyacı yoktur.
Ama bazılarının gerçekten vardır. İstediğin işi yapsan da olmaz. İlaç alamadıysa herhangi bir şey olmaz. Sosyal hizmet uzmanlarının travma ile ilgili en önemli çalışacakları bir kısım sosyal ve ekonomik destek. Yani bu travmatize olan insanlar ailelerini de etkiler. Biraz önce bahsetmiştim. Bu karısını, kocasını veya kızını veya çocuğunu veya arkadaşlarını. Bu yüzden de biz mesela Türkiye'de ben travma ile çalışırken eğitimi olmayan, hani travma eğitimi olmayan sosyal hizmet uzmanı gider, onun ailesi içerisindeki yaşamını kolaylaştırmak için aileyi bilgilendiririz, güçlendiririz. Aileyi travma konusunda travmatize olan bir insanla nasıl yaşanır, nasıl davranılır, travma ile ilgili kısımlarda da güçlendiririz. Böylelikle ailelerin baş etme yeteneklerini geliştiririz. Bunlar çok önemli. Ben mesela sosyal hizmetin en önemli psikiyatri kısmında, psikiyatrik sosyal hizmetin en önemli kısımlarından biridir. İstediğim kişiyi hastanede dünyanın tedavisini yapayım, o travmasını destekleyen bir aile ortamı varsa o adam gider ya da o kadın gider aynı ortamda yine travmatize olur. O yüzden de bulunduğu ortama müdahale etmemiz lazım. Çünkü biz iyi görüşme yaparsak bu travmayı destekleyen sistem, sosyal sistemi de olabilir değil mi? Komşusu da olabilir, belki annesi de olabilir, belki kocası veya karısı veya çocukları. Bu nedenle de biz gerektiğinde o ailenin kısmını da düzenlememiz gerekiyor. Yani sadece kişiyle çalışmamamız lazım. İşte sosyal işçinin en büyük avantajı, psikologdan en büyük avantajı, ayıran özelliği bence bu. Çünkü biz sisteme yönelik müdahale edebilen bir mesleğiz. Bulunduğu sisteme. Çünkü sosyal hizmetin, sosyal işçilerin temel noktası sistem yaklaşımıdır. Değil mi? Aytekin Hanım, büyük bir ihtimalle siz Amerika'da da bundan daha iyi biliyorsunuz. Yani sosyal hizmetin Bəli, təbii ki, biz sosial işçilər elə psixoloqları, psixiatrları bir yerə insanların mobilizə edirik onlar üçün həm evet, bizim en büyük avantajımız onun bulunduğu yerden müdahale edebiliyor. Amerika'da mesela psikoterapiyi en çok sosyal hizmet uzmanları yapıyor. kanserler ve Yaklaşık 2 milyon clinical social worker mesela psikoterapist olarak Amerika'daki en fazla çalışan psikoterapistlik yapan grup clinical social worker'lardır. Şimdi sosyal hizmet artık Azerbaycan'da bu sıkıntı yaşanabilir. Çünkü sosyal hizmet sadece artık sosyal yardım değil arkadaşlar. En önemli kısım bu. Yani biz insanlara para veren veya para bağlayan değiliz. Sosyal hizmet uzmanları, sosyal işçiler ruh sağlığı uzmanlarıdır arkadaşlar. Ruh sağlığı çalışanlarıdır. Bu nedenle de bizim ana görevimiz ne? Lütfen bunu yazın. İyilik halini güçlendirmek. Bir sosyal hizmet, sosyal işçinin temel görevi çalıştığı kişi, grup, toplumun iyilik halini güçlendiren bir meslek grubuyuz. Yani mevcut durumu ne ve biz bu mevcut durumu nasıl daha iyiye getirebiliriz? Sosyal hizmet uzmanının temel görevi bu. Savaş travmasında da arkadaşlar yine getiriyorum sosyal hizmetle bağlıyorum. O yüzden ihtiyaç ve kaynak değerlendirmesi çok önemlidir. Ben gittim, savaş bölgesine gittim bir sosyal hizmet uzmanı olarak. Benim birincil öncelik olarak yapmam gereken temel nokta benim gittiğim, atıyorum bir köy olsun. Bu köyde 100 kişi yaşıyorsa bu 100 kişinin bununla ilgili neyi var neyi yok her şeyini bilmek zorundayım. Onun için de bir form geliştireceğim. İhtiyaç kaynak formu. Yani Ali'nin evindeki çocuk sayısı, bu çocuğun etkilenme durumu, şekli, ihtiyacı nedir? Bunları tek tek öğrenmem gerekiyor. Bilmem lazım ki benim bir veri tabanım olması lazım. Bir bilgi bankası. Çıkardım. 15 kişiyi, 15 kişi travmadan etkilenmiş. 20 kişi ekonomik olarak kötü durumda. 40 kişi psiko yardıma ihtiyacı var. Psikolojik ilk yardıma. 50 kişi işte hastaneye doktora götürülmesi gerekiyor. İşte sağlıkla ilgili sorunu var. Ruhsal sorunu var, ekonomik sorunu var ve benzeri. Bütün sorunları tespit edip herkesi aynı yere göndermeyeceğim. İhtiyacı kimin neyse ona göre yapacağım. O yüzden sosyal hizmet uzmanının temel noktası o. Örnek olarak 10 ailenin ekonomik desteğe ihtiyacı var. Ben 10 aileye o ekonomik desteğin nasıl sağlanacağını sağlatmalıyı bulmalıyım. Yani bu devlet kaynaklarıyla olabilir ve yerel kaynaklardan. Onun dışında
190 kişi ekonomik yardım yapmamalıyım arkadaşlar. İşte hatalardan biri bu. Ben doğru tespiti yapmalıyım ki insanı bağımlı hale getirmeyeyim. Bir insanın yeteneklerini yok etmeyeyim. Bir adam para kazanabilirken ben ona yanlışlıkla para verirsem o adamın yeteneğini yok ederim. Para kazanma yeteneğini yok ederim. O yüzden de ihtiyacı olana, 90 kişinin psikolojik yardıma ihtiyacı var, 10 kişinin hiç yok. O 10 kişiyi psikolojik ilk yardıma almamalıyım. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu yüzden de bizim yapacağımız, lütfen ve lütfen Azerbaycanlı meslektaşlarıma onu sesleniyorum. Lütfen ve lütfen gittiğiniz yerlerde öncelikle ihtiyaç ve kaynak değerlendirmesi formunu geliştirin ve psikolojik ilk yardımları başlatın. En önemli kısımlar bu. Üçüncü olarak da toplumu harekete geçirin. Dördüncü aşama zaten olursa o çıkarttığınız formlarla doğru kaynaklara, doğru yerlere havale edersiniz. Bunları yapıyorsanız savaş travmasıyla en doğru çalışan kişilersiniz. Diğerleri uzmanlık alanları. Yani travma terapistliği, travmaya müdahale, o kısımlar biraz uzmanlaşma gerektiren kısımlar. Bana savaşta, savaş sonrasında sosyal hizmet uzmanı ne iş yapar, ne yapmalı diye sorarsanız, bu dörtünü, beşini oluşturursanız bence mükemmel yaparsınız. Bu olay bu. Ve en önemli kısım çalışana destek tabii. Sosyal hizmet uzmanı çalıştıranlara da güçlendirmesi gerekiyor. Onları da rahatlatması gerekiyor. Bu kısımlar da önemli. Yani herkese koşuyoruz ama bize de birileri koşmalı. Bizim de ara ara güçlendirmemiz gerekiyor. O yüzden de sizden Aytekin Hanım zaten numaramı biliyor. Bence birinci öncelik olarak sosyal hizmet uzmanları lütfen sahaya gidin. Önce ihtiyaç ve kaynak formu da oluşturun, geliştirin ve onu toplayın. Sonra psikolojik ilk yardımları başlatın. Sonra toplumu bilinçlendirin. Daha sonra Aytekin Hanım bunlar varsa beni tekrar arar. Bundan sonra ne yapabiliriz? Teker teker aşama gidelim. Anlaştık mı? Ahmet Bey, çok güzel danıştınız. Kısa olarak mesela için en önemli bir vaka esasında bir anlatın mesela için adım adım nasıl yazıyor? Bir şehit ailesi. Tamam. Aile haberi aldı şehit ailesi. Nasıl çalışılabilir bu? Yani sosyal bizde şimdi sosyal işçiler söyledikleri kimi de izin vermirler. Yaz Ama terapisi istiyorsunuz aslında. Onunla ilgili eğitim de veriyorum ben. O ayrı bir eğitim, ayrı bir uzmanlık tamam. alanı. Yani haber alındı. Şimdi Sosyal haber alanında gittik. Şimdi birinci öncelik gidiyoruz. Şimdi bu kişinin önünde ne yapıyoruz? Birinci öncelik olarak lütfen ve lütfen onun ağlamasını, bağırmasını, çağırmasını, isyan etmesine izin verelim dedik ya. Ama onun yanında olacağız. Ona bilgiyi zaten normal koşullarda bizden önce veriliyor. Biz vermiyoruz, değil mi? Sizler vermiyorsunuz. O haberi alıyor. Haberi alıyor. Haberin veriliş şekli çok önemli. Siz danışın. Evet, haberin veriliş şekli çok önemli. İki, ölümün nasıl olduğu çok önemli. Bunların ailenin bilmesi gerekiyor. Bazı zaman ben gittiğim ailelerde şöyle olurdu. Ölüm şekli bilinmiyordu ya da söylenmiyordu. İşte bu yasın uzamasına sebep oluyor. Üç, ona güven ve desteğin yanında olduğunuzu ve bu nedenle de ona herhangi özellikle yas danışmanlığı ben genelde bir hafta müsaade ederim. Pek müdahale etmem. Sadece onu güçle yanında olurum. Onun şey yaparım. Ama neler yapılır? Yas danışmanlığı kısmı, sosyal hizmetin Amerika'da da çok uygulanır. Yas danışmanlığı kısmı. Eğer illerde sizlerle çalışırsak yas danışmanlığı eğitimi de veririz sizlere. Burada sosyal hizmet uzmanının ne yapması, nasıl yapması gerektiği kısımlar vardır. Burada temel nokta bizim üçüncü ilk gittik adam ağlıyor, bağırıyor. Tabii ki biz hiçbir şey demeyeceğiz bu insana. Ne diyebiliriz ki? Ne dememiz gerekiyor? Hiçbir şey dememiz gerekmiyor ama sadece onun yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Yani bir destek olduğumuzu devlet adına gelmişsek, tabii ki devlet adına geliyoruz. İlk süre içerisinde yaşamını kolaylaştırma. Bizi zaten Türkiye'de ben çok net söyleyeyim size çok çalıştığım için. İlk 3 gün, 4 gün bizi görmüyor çünkü yakınlar. Çünkü o şok ve inkar dönemi var ya arkadaşlar. Bizi fark etmiyorlar.
Onun için de biz 3-4 gün süresinden sonra tekrar tekrar işte ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Bu ihtiyaçlarla ilgili kısımları sağlatıyoruz. Yine ihtiyaç formu. O ihtiyaç formu ile ilgili örneğin bazıların gerçekten ciddi anlamda cenazeyi düzenleme yani şey ev tutma, yas evi tutma bilmiyorum sizde var mı Var var kültürünüzde? var. Taziye kültürü işte oluşturma o kısımları oluşturuyoruz. Aileye bırakmıyoruz o işleri. Aile yani yemekle ve benzeri eğer o kaynaklarınız varsa tabii ki. Yemek olayı işte imamın dua okuması ve benzeri kısımları organize edip. Daha sonra da ailenin o güvendiğini dedim çaresizlik ve güçsüzlük duygusunu, yalnızlık duygusunu biz onun yanında olarak hissettirmemeye çalışıyoruz. Sonra yas danışmanlığı süreci bir hafta daha sonra da yas danışmanlığı sürecini başlatıyoruz. Sevda Hanım mikrofonu bağlayardınız da zahmet olmasa. Evet, sanırım yeterli mi Aytekin Hanım? Çok yeterli de Ahmet Bey. Bir kelime de o bu süreç bittiğinden sonra biz aileleri tek mi? Mesela çünkü ben anladığım kadarıyla indi o İsrail'den de biz danışacağız. Onlarda da hərbi söhbət var, hərbi hizmet var. O da növbəti webinarlarımızda artık razılıq verdiler. Anons edəcəyik. Onlar da orada da bunu danışacağız. Onlar orada mesela için aileleri bu süreçten sonra tek bırakmırlar. Ömürlerinin sonuna kadar yanında olurlar. Türkiye'de de Tabii. mi bir şey var mı yani? Aynen. Türkiye'de de öyle. Öyle. Mesela ben 3 yıldır, 4 yıldır bir şehit yakınıyla hem önce çalıştım, hala da bireysel terapim devam ediyor. Hem bireysel hem finansal Aile desteği. aile. Tabii onlar şöyle bir şey. Bir sosyal ekonomik destek. Bakın unutmayın. Şehit ve gazilerde ekonomik desteği sağlıyor. Çünkü bir vatan uğruna bu olayı yaşıyor. O nedenle de devletin bakın hep baştan söyledim güçsüzlük ve çaresizlik duygusunu hissettirmeyeceğiz. Bazı şehitlerimiz sadece ailesini geçindiriyordu. O ölünce bütün aile perişan oluyor. O yüzden de o ailenin o şehitle beraber yaşadığı ekonomik kayıpların telafi etmek zorundayız devlet olarak. Ona bir aylık bağlama işte neyse kısımları. O kısımlar muhakkak bizim ülkemizde biraz bu kısımlar özel değerlendiriliyor. Dünyada da böyledir. Şehit ve gaziler vatan uğruna şehit edildikleri veya gazi oldukları için özel bir statüden yararlandırılıyorlar. Maaşları, emekli maaşları ve benzeri kısımları. Ve o statülerin içerisinde de ben söyleyeyim, devletin içerisinde belli kaynaklardan da ekstra belli bir oranda yararlanıyorlar. Örneğin araba alırken, örneğin ev alırken, kredi çekerken, onlara yönelik bir takım kontenjanlar belirleniyor. Evden birine de en yakını olan bakmakla yükümlü olduğu kişilere aylık bağlanıyor ekonomik olarak. Bakmakla yükümlü olduğu kişilere. Ve bu şekilde sağlık da onlara öncelik tanınıyor. Uçakta yok, öncelik bir kontenjan dahilinde tabii. Bizde de var. Bizde de var. Elem Evet. ekonomik yardımlar, materyal yardımlar var. Bizde de Hı. var. Bizim gazi dediğiniz bizim veteran. Yani savaşıp ama veteranlarımız Ölmeyen. şehitlere Evet, ölmeyen. bizim öyle bir ekonomik paketimiz var. Hizmetler paketi Azerbaycan'da da var. Ama işte bu psikoloji tarafı bizde biraz Orada da şöyle bir şey var arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Ben sosyal hizmetin bağımlı olmasını çok önermeyen biriyim. Sosyal hizmetin temel noktası güçlenmedir. yani insanları güçlendirerek de onlar özleri kazansın. Bağımsız olsunlar. Yani bana bağımlı olmasınlar. Size Bakın asıl sosyal olmak. hizmet uzmanının psikolojiden ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Güçlenme yaklaşımı. Ve sosyal hizmetin temel şeyi iyilik halini güçlendirmektir. Bağımlı olmasını sağlatmak değil. Bu nedenle de ben savaş sonrası çalışanlara güçlü grup çalışmaları yapıyoruz. Bireysel çalışmalar işte o belirlenirse. Burada temel nokta biz onların bizlere bağımlı ve onu kullanan evet, bireylerle sosyal hizmet çalışarak çok güzel Türkçesi var sanırım Leman Hanım'ın. O yüzden de bizim temel noktamız onun bağımsızlaşmasını sağlamak. O nedenle de sosyal hizmet güçlenme yaklaşımını evet Türkiye'den mi Leman Hanım? Evet, çok güzel. O nedenle de bizim temel noktamız bu. Sosyal hizmetin temel noktası güçlenme yaklaşımı.
Güçlenme yaklaşımında da bağımsızlaşması ve bağımlılık halinden çıkmasını sağlamak. Biz ona var olduğumuzu hissettirmeliyiz. Ama bize bağımlı olmasın. Bizde Sosyal asıl olmak. hizmetin, Bağımlılık bizde az derece asıl olmamak. Yani asıl olma. Kendi yaşamını kendi başına sürdürebilmesini sağlatmak. Evet, sanırım bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bence de bu kadar. Ben bilmiyorum, suallara zamanınız var mı? Var var, benim için size ayırdım bu kısmı zaten. Aha, problem yok. Bir sualları da istersiniz. Şimdi ben iştirakçılardan çok sağ olun bu güzel etraflı təqdimatınız için, sunum için. Şimdi de biz sorulara keçək, yani suallara keçək. İştirakçılardan mən xahiş edərdim, sual verəndə mikrofonlarını açsınlar. Çünkü biz bunu yazırıq ve yazıda suallar da səslənirsə düşsün ki. Sesli duyarsam sevinirim, evet. Həm də sonradan dinleyenler de bu sualları daha da öğrenmiş olabilirler, eşitmiş olabilirler. Buyurun, kimin ne sualı varsa, evvel yazdığı chatte eğer cevap verilmediyse verilsin. Leman Hanım deyir, hocam emeğinize, yüreğinize sağlık, çok teşekkür ederim. Bütün suallarıma cevap verdi Ahmet Hoca, teşekkür ederim, sevinç deyir. Mən bir baxım, görüm chatte başka suallar var mı ki biz onu seslendirmedik, siz de istəyirsiniz. Suallarınız varsa bir düşünün. Mən bir sual görmürəm. Travma dönemlerinde intihar girişiminde bulunmaya çalışan ya da bunu düşünen müracaatçılara nasıl bir yol tutmalıyız diye bir soru var. Diye bir soru gelmiş. İntihar kendi anlamında zaten travmayla baş etmediği için soruna bilmediği olumsuz bir çözüm yöntemi. Bunun için de bir psikiyatrik değerlendirmeyi önemsiyorum bu kısımlarda. Daha sonra da yine güçlendirme yaklaşımıyla ve terapötik yaklaşımla. Çünkü bunlar biraz terapötik yaklaşımlar. O yüzden de bu kısımlar daha iyi olur diye düşünüyorum. Çılanay Hanım'ın sualı var. Çılanay, buyurun, istersiniz açın mikrofonu. Evet, çok güzel. Aynur Hanım'ın bir sorusu var. Aynur Hanım diyor ki, bazen şok halinde adam seni vurmaya başlıyor ki sen niye sağsın o. Bu durumda ne yapmak lazım? Bence hiçbir şey yapmamak lazım. Şok hali, inkar dönemi dedim. Suçlama, hatırlarsanız bunu konuştuk. Öfke ve kızgınlık hali var. Çünkü inkar, ölüme karşı bir inkarı var. Tabii ki bize zarar vermesini önleyeceğiz de. Hani benim canımı almasın ama niye bana vuruyor diye ben iki yumruk da ona atmayacağım. Çünkü o şok hali ve inkar hali. Bunu özellikle söylemiştim. Aslında Aynur Hanım da güzel oldu. Çünkü bu çok sık yaşadık. Ben kovulduğum yerler biliyorum. Evlerden kovuldum yani. Ama o nefret bana ait değildi yani. O normal bir duygu arkadaşlar. Bu dünyanın her yerinde aynıdır. Çünkü sonuçta ölümü ansızın apansız almış ve habersiz hani istenmedik. Genç ölümler çoğunlukla dikkat ederseniz. Genç ölümü kabullenmek bir aile için çok kolay değil yani. O yüzden de bu tür tepkiler o esnada size yansıtabiliyor ya da ve benzeri olabiliyor. Örneğin çok dikkat etmemiz lazım. Travmatize olan bu ölüm yaslarda şehit ve gazi şehit ailelerinde süreç içinde aile ilişkilerinde bozulmalar da başlıyor. O yüzden de onları iyi takip etmemiz gerekiyor. O yüzden hani güçlendirmek için. Çünkü onları yalnız bırakırsak o eğer yas şeyini de sürecini doğru atlatamazlarsa yas sürecini, yas terapisini yapamazsak o süreç içinde örneğin çocuğunu kaybetmiş anne baba arasında da ciddi bir sıkıntı yaşanabiliyor veya kardeşler arasında. O yüzden de takip sistemimiz çok iyi olmalı. Güçlendirmemiz lazım o insanları. Sonra, o yani, sorunla baş edebilmeleri için. Sonraki dönemlerde yani bizde ben anladığım kadarıyla biz mesela daha çok görülen bir hadisede Ahmet Bey şehit olunur veya felaket baş verir. Bir süre insanlar hemen insanın yanında olur. Bir ay mı? Hayır. O yüzden de sonra sosyal hizmet insanlar, sonra unutuluyor, gidiyor. Unutulur. Evet. Ve insanlar bir nevi tek kalır. Öz başlarına kalır, öz dertleriyle. Onlar için de işte biz sosyal hizmet uzmanları varız. Hı-hı. Yani biz onlar için varız işte. Sosyal hizmetin önemi burada çıkıyor. Sosyal işçinin önemi buradan çıkıyor. Toplum ve her grup onları hatırlamak zorunda da değil. Bəli, bəli. Hani çünkü yaşam devam ediyor. Ama biz
bu bilimde çalışıyorsak onların bir dosyasını oluşturup belli aralıklarla takip etmeliyiz. Belli bir sistem içerisinde ihtiyaçlarını, yükümlülüklerini gidermeliyiz. Bəli. Bir de burada bir Aynur Hanım belə bir şey yazdı ki, mən buna göre dağda qar altında kalan dostum ilə getməyə qorxuram, utanıram. Getməyə qorxuram, utanıram. Məncə Aynur Hanım indi Əhməd bəy də öz fikrini bildirər. Burada yani siz özünüzü günahlandırmayın. Çünki burada sizin heç bir rolunuz yoxdur. Yani Əhməd bəy də istər. Çünki Aynur arkadaşı galiba rəhmətə getmiş. Onların evinə getmə, ailəsini ziyaret etmeye deyir, utanıram. Yani sizin de fikrini mən söylüyorum ki, yani burada sizin, çünkü siz ona, onun ölümüne siz karar vermemişsiniz. O sizin elinizde olan bir şey değil. Evet, yani Çünkü... sonuçta şöyle arkadaş, ben Aynur Hanım'ın sanırım anne babaya ya da karı kocası artık bilmiyorum kimse, onlara olan saygısından gitmemeye çalışıyor. Hatırlatıcı olabilirim diye, tetikleyici olabilirim diye gitmediğini düşünüyorum. Bence gitmemesi yanlış. Çünkü sonuçta o aile biliyordu ki Aynur Hanım onun arkadaşıydı. O Aynur Hanım'ın arkadaşının onların yanında evet üzülecekler, ağlayacaklar belki onu gördüğünde hatırlayacaklar ama bir de bir gerçek var. Onları unutmadığını ve onlara destek vermek için orada olduğunu da fark edecekler. O yüzden bence kaçınma işte. Bunun adı ne? Kaçınma. İşte kaçınmayacaksınız. Yani sonuçta bu sizin için özel birisi ise, o aile özelse ve siz onlara gitmemeniz hem onlar için hem kendiniz için uygun bir yöntem değil. Bakın siz bu uygun olsaydı bana yazmazdınız. Yani kendiniz uygun görseydiniz bu gitmemenizi bana yazmazdınız. İşte bu da bir travmatize bir davranış biçimi. Yani sizin O yüzden sizden ricam o yere sizin tabii ki özel bir nedeniniz yoksa gidin lütfen. Gitmeye çalışın tabii ki. Çilanay, istersen sen sualını ver. Tamam. Çok sağ olun Aytekin Hanım. İlk önce bunu teşkil ettiğiniz için. Hocam size de teşekkür ederim. Ben Bu çok teşekkür ederim. benim Türkçem çok kötü. Onun için Azerbaycanca danışacağım. Ama anlamadığınız size olursa sonra onu Türkçe izah etmeye çalışar. Olur mu? Olur. Benim adım Çilanay'dı. Ben hal-hazırda Amerika'dan bura katılıyorum. Ve benim sahem social work olmadığı için yani sizin dedikleriniz olsun, bizim arkadaşların verdiği suallar olsun çok güzeldi. Ama benim sualım tam farklı olacak. Buyurun. Sualım ise bu. Biz doğduğumuz jenerasyon Karabağ Xocalı onları görmedi. Yani biz onu yaşamadık ama onları yaşayan insanların dedikleriyle büyüdü. Ve ben indi olduğum cemiyette, ülkede, Amerika'da benden ister profesörlerimiz, ister arkadaşlarımız, burada olan Amerikan arkadaşlarımız ve esas da dünen burada olan news agency, haber acentliği bu barada objektif, yani bu insanların yaşadıkları travmalarla bağlı objektif bir interview vermemi istedi. Ama bunlarla büyüyen bir olarak benim bunu ne kadar eleyebileceğimi bilmiyorum. Yani bu kimi durumlarda objektif olmak zor olduğu için sizce bu hissede bu sorulara cevap vermemem mi lazım, yoksa inandığım, duyduğum Azerbaycan tarafını mı söylemem lazım? Bence şimdi şöyle bir şey. Benim anladığım kadarıyla bir program var. Evet. Bu programda sizinle bir görüşme yapmak isteniyor. Evet. Siz bu görüşmede sorulan sorulara nasıl cevaplandıracağım kısmı ile ilgili Evet, sordunuz, değil mi? benden daha çok okuduğum ihtisasına bağlı objektif, yani oldukça objektif yanaşmam bekleniyor. Şimdi şöyle bir olay var. Siz bir tarafsınız ama. Evet. Bir tarafın objektif olma şansı çok kolay mı? Hayır. Birincil öncelik temel nokta siz profesyonel bir sanırım eleman da değilsiniz yani meslek olarak da. Bu Şimdi sahede olmak. ikinci Evet. yani ruh sağlığı elemanı değilsiniz o anlamda. Değilim, değilim. O anlamda Yani sordum. ben de organizational psychology ama human psychology değil. Evet, Anladım. Örgüt psikolojisi yani evet. dediğim. Şimdi birincil öncelik olarak sizden sorulan sorularda Hocaali ve dediğiniz Karabağ katliamları ile ilgili sanırım sizden soru soracaklar ve sizden cevap isteyecekler. Ben şimdi sizin çekindiğiniz veya rahatsız olduğunuz konuyu anlayamadım. Mesela Evet. orada ne farklı şey söyleyebilirsiniz?
Mənim çəkindiyim hissə mənim onu çox çox yəni belə deyim, emotional olmaqdan çəkinirəm. Duygusal olarak yanıt vereceğim ama bir gerçek var. Şimdi siz bir bölgeyle ilgili siz de şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Travma zaten sadece yaşamak gerekmiyor. Duymak ve görmek de travmatize olmaktır. Siz zaten o konuyla ilgili Azerbaycan halkı olarak travmatize bir konu durumunuz var. Çünkü yıllarca size işlendi bu konu. 90'lı yıllarda olan bir olay ama sürekli gündemde tutulan bir kısım değil mi? Mesela yukot şeyleri var diyebiliyorum ben. Anma tören dönemleri var, şeyleri var. Sonuçta sizin ulusal anlamda ülke olarak, ülke halkı olarak da doğal olarak bir duyarlılığınız var ister istemez. Evet. İster istemez duyarlılığınız olduğu için sizin objektif olabilme kısmınızda ister istemez biraz zorlanabilirsiniz. Hı hı. Olarak da yaşamanız doğal mı? Bana göre son derece doğaldır. Şimdi ben burada travmatize miyim? Şimdi ben anlayamadım. Hoca o katliamı sorulduğunda siz ağlamaktan mı çekiniyorsunuz? Bir nevi evet. Yani ağlamaktan çekiniyorsanız işte o bir biraz travmayla baş edememekle ilgili kısım. Okay. Çünkü insanlar duygularını, düşüncelerini bedeniyle de hani dediğimiz kısımda da vermeyebilir. Objektif olabilir ama o kısımda biraz kendinizi güçlendirmenizi isterim. Çünkü illa ağlamamız demek çok travmadan acı duyduğumuz anlamına da gelmiyor. Bence o kısmı biraz güçlendirmenizi isterim. Tamam. Çünkü ağladığımız zaman farklı yönlere de çekilebiliyor. Doğru ifade etmek istediğimiz mesaj farklı şekilde de algılanabiliyor. Bence olayı yapabilirsek, bedenimizi kontrol etmeye, sağlamaya çalışırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Mehmet Bey, nasıl teknikler var burada? Yani kendisi, kendi başına... Derin nefes alma, solunum egzersizi öğretebiliriz. Dörte kadar burnumuzdan çekiyoruz. Göbek bebeğin nefes alışını biliyoruz değil mi arkadaşlar? Solunum egzersizi dediğimiz kısım. Dörte kadar burnumuzdan nefesi çekiyoruz. Göbeğimiz şişiyor bu şekilde ve 7'ye kadar tutuyoruz burnumuzdan. Sonra 8'e kadar ağzımızdan veriyoruz. Yani 4, bunu günde 40 kez yaparsak bu solunum egzersizi dünyanın en basit yoganın temel egzersizidir. Bunlar birer stabilizasyon yöntemleridir. Daha sonra size gevşeme egzersizleri öğretebilirim. Sonra bir takım ve benzeri kısımlar ama bunu yaparsanız bebeğin nefes alışı gibi burnumuzdan 4'e kadar çektik. Göbeğimizi biraz yukarıya doğru ittik oldu. Sonra biraz burnum ağzımıza tuttuk. Sonra 8'e kadar ağzımızdan verdik. Günde 40 kez arka arkaya değil tabii düşüp bayılınır ama gün içerisinde 40 kez yaparsak mesela güvenli yer egzersizimiz var. Bunu öğretemiyorum şimdi. Bu tür anlamlarda güvenli yere gitme dediğimiz bunlar stabilizasyon. Travmayla çalışırken travmayla çalışan bütün uzmanların stabilizasyon yani rahatlama egzersizleri ve şeyleri çok iyi bilmeleri lazım arkadaşlar. Yani gevşeme egzersizleri bilmesi lazım. İşte nefes alma öğretmeleri lazım. Kendi de güvenli yer egzersizi bunlar travmayla baş etmeye için kullandığımız bir takım yöntem ve tekniklerdir. Bunlar tabii ki uzmanlık isteyendir. Bunları farklı vermek lazım. Bu yüzden de bu tür egzersizleri bütün sosyal işçilerin de bilmesi ve çalıştığı her aileye, her kişiye bunları öğretmesini isteyeceğim sizlerden. Sanırım Safarli Hanım'a cevap verebildim mi bilmiyorum. Evet hocam verdiniz. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başka Aynur'un yine de bir sualı vardı. Aynur istersen sualını özün seslendir. Ben bu dek okuyabilmirəm. Aynur sualını vermek istersen yoksa Ferruh'un da sualı var ona geçek. Aynur. Akşamınız xeyir. Ha, buyurun Ferruh. Aynur Hanım diye sen. Məlumatlara görə çox sağ olun. Hocam, bir kişinin biz travmasını bilmiyorsak eğer onu ortaya çıkarmak için biz mi ortaya çıkarmalıyız yoksa bir psikolog yardımı almalı mıyız? İlk sorun şimdi bu. İkinci sorun. Evet. İkinci sorumu da daha sonrasında cevabınızı dinleyelim. İkinci sorum da aynı anda birden fazla travması olan kişide
travmaların birbirini tetiklemesi hangi levelde oluyor ve o nasıl etkiliyor travmalar Anladım. Birbirini? Bir de bunu cevaplarsın. Tabii ki. Birinci soruda travma ile ilgili kısımda zaten ruh sağlığı olan meslekler nelerdir dünyada da kabul eden psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı yani sosyal işçi, psikiyatri hemşireleri. Bu kısımlar ruh sağlığı elemanları. Bunlar travmatize insanları tanıması, bilinmesi gereken gruplardır. Bunlar travmatize olan, travması olan insanları tutum ve davranışlarıyla zaten belirler, hisseder. Veya travma stres ölçeği, birkaç ölçek vardır. Şüphelendiğiniz insanlar veya tahmin ettiğiniz, şüphelendiniz derken şey olursa da onlarla ilgili bir takım ölçekler kullanılır. Travması ile ilgili kısımda. İşte travma ölçekleri falan vardır. Bunlar kullanılabilir. O yoğunluklu olarak herkes biraz önce de söyledim. Herkes psikiyatrise gitmeli mi? Hayır, ama ihtiyaç durumunda psikiyatrist çok çok önemlidir. Ama travma eğitimi olması gerekiyor. Yani psikolog oldum diye travmayla çalışılmaz. Sosyal hizmet uzmanı oldum diye travmatizeyle çalışılmaz. Yani bu mesleklerin de ekstra eğitimli elemanları olması lazım. Yani her psikolog travmayla çalışamaz. Her sosyal hizmet uzmanı da travmayla çalışamaz. Bunlar çok iyi bilinmesi lazım. Yani kimin doğru müdahale edebileceğini, bilgilerini almanız lazım. Yani travma üzerine deneyimli olmayan bir psikolog da, bir sosyal hizmet uzmanı da çok yeterli olamaz. Yani genel hizmetin dışında. Ama yetkinliği olanlar tabii ki müdahale edebiliyorlar. İkinci de kompleks travma diyoruz. Biraz önce söylediniz. Birden fazla travması olanlara da kompleks travma diyoruz. Bunlar tabii ki daha şiddetli yaşıyorlar. Tekli travmalar dediğimiz kısım var. Bir olayı vardır. Tekli travmalısıdır. Atıyorum işte uçak korkusu vardır, fobisi vardır ve benzeri bir iki tane böyle tekli travmaları var. Bununla ilgili yaşadı. Bir de kompleks travma dediğimiz 4'ten 2'den fazla, 3'ten fazla travmaları olanlara da kompleks travma diyoruz. Kompleks travmalar tabii ki çok daha ağırdır. Fazla tetiklenirler, çok fazla tetiklenirler. Her şeyden kaşını kaldırsan tetiklenebiliyor. Atıyorum onu tetikleyen, travmasını tetikleyen ne varsa. Kimini kırmızı renk tetikliyor. Bilemiyoruz o travmalarla. Kompleks travmalar zaten hemen müdahale edilmesi gerekiyor ve hemen destek alması gerekiyor. Çünkü kompleks travmaların çok güzel bir çalışma var. ICE Study diye bir çalışma var. Amerika'da yapılmış 2012 yılında. ICE Study. Muhteşem bir çalışma. Mesela ben o çalışmadan çok faydalanıyorum. Çünkü ben Türkiye'de de bu yönde eğitimler veriyorum. ICE Study'nin ölçeğini de kullanıyorum. Erken çocukluk travma ölçeği. Burada kompleks travmaların diğer fizyolojik kısımları, bağımlılıkla ilgili kısımlarını o kadar güzel vermişler ki dörtlü travması olanlarda işte kansere yakalanmadan tutup biraz önce dediğimiz veya işte ruhsal anlamda, davranışsal anlamda yaşadığımız risklerin travmayla bağlantısını vermişler. O yüzden de şunu unutmayalım, bu kısımlar biraz özel kısımlardır. O yüzden de her sosyal hizmet uzmanı, her psikolog travmayla çalışamaz. Travmayı önleyici çalışmalarda bulunur. Travmada koruma, mesela her psikolog, her sosyal hizmet uzmanı lisans eğitimi itibariyle koruyucu ve önleyici hizmetler vermesinde mükemmeldir. Bana kalırsa her psikoloğun, her sosyal hizmet uzmanının birincil görevi koruyucu ve önleyici hizmet, ruh sağlığıdır. Yani ruh sağlığının ileri boyuta geçişini önlemektir. Ama geçenler oluyor mu? Tabii ki olacak. Onun için de klinik anlamda kendini geliştirmiş, eğitimini almış sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikiyatrist, psikiyatri hemşireleri bu alanda da ekstra çalışabiliyor. Sanırım cevabımı verdiğimi düşünüyorum. Anlaşıldı mı beyefendi? Evet, anlaşıldı. Çok yanıtı yani verebildimse sevindim. Eksik kalan bir şey var mı? Hayır, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O yüzden de bu, eğer bu hizmeti almak istiyorsanız, eğer söz gelimi, lütfen travmayla deneyimi ve eğitimi olan birisi olsun. Eğer terapi almak istiyorsanız muhakkak bu konuda eğitimli olması gerekiyor. Mutlak yani, tamam. Başka bir soru da vardı. Elvin Abbasov'un sorusu vardı. Elvin buyur. Bir daha akşamınız xeyir hocam. Değerli məlumatlar için çok sağ olun. Deməli, mən indi özüm hal-hazırda yaşadığım bir case-dən nümunə gətirib sual vermək istəyirəm.
Keçən ayın 27-sində bu Ben bir şey söylemek istiyorum. En anlayamadığım siz konuşuyorsunuz. Bir, o yüzden ben bu konuda tercümanlık isteyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Diğerlerini anlamak konusunda daha iyiydim. Ama sizi anlayamıyorum biraz. Özür dilerim. Bana biri yardımcı olabilir mi? Problem değil. Anlaşaram Türkçe de danışayım. Evet. Demeli Eylül ayında 27'si bu yani müharibə başlamadan önce İnsanları inandırmaya çalışırdık ki, yani her şey kaydasında problem değil. Çünkü daha önce hiçbir şehrimize yani raket atılmadı. Xüsusən də çocukları. Şimdi 2 gün önce raket atılanda çocuklar sanırım depresyona girdi. Ve genelde 2 seçim karşısında kaldım ben. Ya onlara bunun yani real olduğunu izah etmek, bu müharibədə her şey olabilir. Ya da inkar etmek ki, yani yalandı. Babalarını sizə yalan söylədi. İndi mən düşünürəm ki, əgər bunun həqiqət olduğunu, doğru olduğunu onlara izah etsəm, daha da onlara ağır olacaq. Yəni növbədə yenə raketlər gələ bilər. Siz nəyi məsləhət görərdiniz? Benim anladığım kadarıyla ben anladığım şekilde sizi ifade edeyim. Eksik anlamışsam düzeltin lütfen. Çocuklarla ilgili kısımda çocuklar bu roketten önce bu savaşta bunlar olmayacağı söylenmiş. Ama şimdi çocuklar bu savaş tabii ki hani bu roketlerin atılacağını söylenmemiş. Şimdi de atılmış. Bu çocuklara nasıl çalışacağım mı sordunuz? Evet, real hayatlarını hissettiler. Çünkü daha önce olmamıştı. Yani şimdi yani bunu inkar mı etmeliyim yoksa anlatmalıyım ki yani bunlar normal bir şeyler. Savaş gerçeğini çocuğun anlayabileceği dilde, onu korkutmadan, hani onu böyle abartmadan ama anlayabileceği dilde anlatmak lazım. Yalan söylemek çok daha yanlış bence. Birinci öncelik olarak çocuğun en temel noktası, çocuklarla bizim de böyle bir dönemde çalıştığımızda onların temel güvenlik duygularını güçlendirmeye çalışın arkadaşlar. Yani temel güvenlik duyguları bu çocukların bu roketle beraber azaldı. İşte bizim yapacağımız en önemli kısım temel güvenlik duygusu. Yani onun korunacağını, onun hayatta kalacağıyla ilgili birilerinin ona destek sağlayacağını hissettirmemiz bence en doğrusu. Çünkü çocuk temel duygusu, bütün çocukların temel duygusu hayatta kalmaktır. Örneğin yakını ölen bir çocukla da çalışıyorsanız ilk vereceğiniz şey o çocuğun en büyük acısı, örnek olarak 5, 6, 7, 8 ben annemi veya babamı kaybettiğimde bana kim bakacak? Esas kaygıları budur. Bu yüzden de diğer kaygılar tabii ki gelişiyor da ama en temel kaygısı bu. O yüzden çocukla çalışırken çocuktan yalan hiçbir zaman gerçek doğru değil ve çocuğun temel güvenlik duygusu hayatta kalmayla ilgili örneğin yakını annesi babası ölmüşse bu çocuğun bundan sonra da aç kalmayacağı ve üstünün veya ve benzeri dediğim kısmın garantisi verilmeli ki çocukla daha sonra daha rahat çalışabilmemiz için. Çocukların en ihtiyaç kısmı temel güvenlik kaygısı. Anlaşıldı mı acaba? Anladım hocam. Teşekkür ederim. Evet, yani çocuğa temel güvenlik kaygısını giderdiğinde her türlü çalışma yapabilirsiniz sonra. Məncə bu söylədiyiniz kimi Əhməd bəy bəlkə çocuk psixoloqlarından da bu işdə çalışması biraz doğru ola bilər deyə düşünürəm. Bilmem yani ama olarak... Ya sosyal hizmet uzmanları çalışıyor. Yani şimdi şöyle bir şey. O patolojik durumda olduğu zaman mesela oyun terapisi alırsınız. Rus kökenli çok alıyoruz biz. Mesela Ruslarda çok gelişmiştir oyun terapisi eğitimi. Azerbaycan'da da büyük bir ihtimalle ulaşırsınız. Çocuklarla bence en güzel oyun terapisiyle. Mesela sosyal hizmet uzmanları Türkiye'de çok fazla ciddi oyun terapisi eğitimi alırlar çocukla çalışırken. Çünkü en iyi o kısımdır. Mesela ben sizin dernek olarak sosyal hizmet uzmanlarına şey yapabiliriz. Sosyal hizmet ve sanat terapisi, evet. Sanat terapisi de, sosyal hizmet ve sanat terapisi de çok etkindir. Oyun terapisi ve sanat terapisiyle güçlendirilip çalışması. Her mesleğin güçlenmesi gerekiyor. Benim birinci öncelik söylediğim lisanslara ait bir özellik yok. Lisanslar genel eğitim verir.
Ama ağırlıklı olarak bizim belli alanlarda çalışmak istiyorsak o eğitimleri de doğru eğitimleri de almamız gerekiyor. Suallarımız artık 2 saate yakındı. Evet, evet. Artık orada Türkiye'de ve Azerbaycan'da bence çok geçti. Eğer evet. Sualı yoktuysa bence... Hocam benim bir son sorum vardı. Tabii. Müsaitseniz. Tabii, buyurun, buyurun. Az önce de söyledim. Ben 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıfım. Evet. 27 Eylül'den beri hatta 27 Eylül bile değil. Yani 30 senedir Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir savaş var. Yani evet. Biz kendi hakkımız olanı istiyoruz ve şöyle bir sorum olacaktı size. Şu anda savaş alanında olduğumuz için ve 30 senedir bize öğretilen, bizim gördüklerimizden ben yani sahada çalışmaya başladığım zaman bana bir Ermeni asıllı bir vaka gelirse ben nasıl çalışmam gerekiyor? Ya da vakayı bireyle sosyal hizmet dersinde havale etme var. Buna mı yapmam gerekiyor? Yoksa süpervizyon eğitimleri mi almam gerekiyor? Nasıl bir sosyal hizmet uzmanının temel andı ne? Hani insanlara yardım etmek, onları evet, korumak, haklarını korumak. Irk, din, dil, ayırt etmek. İnsan haklarını korumak. Evet, insan hakları ilkesi doğrultusunda ve insanları ayırt etmeden. Çünkü sosyal hizmet hak savunuculuğu bir meslektir. En temel şeyi budur. Şimdi Ermeni asıllı olması... Ama Şimdi ben buyurun. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bir sosyal hizmet uzmanının şu an öğrencisinin bununla baş edebileceğine inanıyorum. Eğitiminiz bitince bunu baş edebileceğinize inanırım. Yani bu Ermenidir, bu Azerbaycanlıdır deyip birbirini reddediyorsa sosyal hizmet ilkelerine ve etiğine aykırı davranıyor biraz. Hassasiyet evet, tabii ama ki... şöyle bir şey... Şöyle bir derste biz bireylere sosyal hizmet dersinde vakayı havale etme de vardı. Hani benzer olaylarda ya da ailenizde gördükleriniz ya da ne bileyim size daha hassas davranabileceğiniz bir vakaysa vakayı havale etmek vardı. Ya yani şunu söylüyorsunuz, ben transferans varsa. Yapabilirim ona karşı transferanslar gelişebilir. Bu nedenle de ben onunla doğru çalışamayabilirim ama bunun sayısı çoğalırsa ne olur Leman Hanım? Çoğalırsa çok kötü olur tabii ki de. Değil peki mi? Süpervizyon eğitimleri alabilirsek nasıl olur? Yani bununla öncelikle sizin baş etmeniz lazım. Bu duyguyla sizin baş Anladım etmeniz hocam, lazım. Anladım hocam, teşekkür ederim. Yani temel sorun sizde kaynaklanıyor. O yüzden sizin bununla kendinizle baş etmeniz Çünkü gerekiyor. Çünkü hocam şöyle bir şey var. Hani ben Azerbaycanlıyım, işte şu Ermeni falan hani böyle bir psikolojik olarak hani böyle bir etki yarandığı için ben kendime soruyorum hani 10 gündür. Hani böyle bir şey olursa nasıl bir yardım edebilirim? Hani biz uzman olarak ayırmıyoruz tabii ki de. Din fark etmiyor bizim için ama hani savaş alanında olduğumuz için insan bir tedirgin oluyor. Acaba nasıl yapmam gerekiyor? Acaba böyle yaparsam yargılanır mıyım diye sordum. İşte çok bu teşekkür duygu ederim. Sizin duygunuz. Ben soruları doğru anlıyorum değil mi Leman Hanım? Arkadaşların konuşmalarını. Evet hocam. Evet, yani, evet. Çok evet, güzel. Doğru anladım diğer arkadaşların sorularını yani. Evet, tabii ki de. Evet hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim şu değerli saatinizi bize ayırdığınız için. Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur. Vatandaşlar, şuradaki vatandaşım adına çok teşekkür ederim sizlere. Sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Aytekin Hanım'a teşekkür ediyoruz organizasyonu yaptığı için. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Çok memnuniyetle, çok memnuniyetle. Sorularımız bu alanda çok dehmet bey ama artık 2 saattir biz artık evet. Bitirelim bunu. İrelide yeni sorular olarsa, İrelide lazım olarsa yeniden söylediğiniz gibi sizinle bir daha başka bir görüşte bir webinar daha yaparız. Tabii. Şeyler, sorular umarım faydalı olmuşumdur. Umarım katkı sağlamışımdır. Ben de çok teşekkür ediyorum. Eğer ihtiyacınız olursa tabii ki yardım etmeye her zaman hazırım. Eğer zaten dil sorunu bir şey olursa belki ileriki süreçte bizim bir farklı yardımlar da geliştirebiliriz süreç içinde. İnşallah. Mutlaka. Hoşça kalın. İyi çok teşekkür size. Ederim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Sağ olun.